Evet. Nisan 1963 doğumluyum. Geyve doğumluyum. 1982 yılında evleninceye kadar Geyve'de yaşadım. Lise mezunuyum. 40 yıl sonra sınavlara girip üniversiteli olmayı tercih ettim değil. Geç kalmış bir eğitime devam etme şekli. Nasıl diyeyim? Yıllar boyunca iyi bir okuyucu olduğunu düşünüyorum. Bizlerin çocukluğu malum. Yıllar çok geçti. O zamanlar elimizde telefonlar yok, bilgisayar yok. İşte televizyonlar çok belirli saatlerde. Bizim de en güzel eylemimiz okumaktı diye düşünüyorum. Küçük bir dünyamız vardı Geyve'de. Tek kitap kaynağımız da kütüphane. Türk klasikleri, dünya klasikleri bir sürü şey okuduğumuzu zannediyorduk. Fakat çok az şey okuduğumuzu yıllar geçtikten sonra fark ettik. Neden? Yasaklı dönemlerin çocuklarıydık çünkü biz. Genç Cumhuriyet karşısında bir sürü şeyi tehlike olarak algılamıştı. Yasaklı yazarlarımız vardı. Kıymeti daha sonra anlayacağımız. İşte ne oldu? Aziz Nesin'den, Nazım Hikmet'ten, Hikmet Kıvılcım'dan uzak büyüdük, uzak okuduk. Bunun yanında tabii ideolojik kitaplardan da uzak kalmak zorunda kalmışız. Bunu da yıllar sonra fark ettik. Bize öcü gibi gösterilen işte komünizm veya başka siyasi görüşler hep uzağında kaldık. Bunda örf, adet, toplumsal yaşam, din bir sürü şey etkendi. Tabii her şeyden önemlisi de korkuların içinde büyüdüğümüzü fark ettik. Çünkü bütün sistemlerden korkulan bir zaman diliminde yaşamışız. Aslında insanlar kendinden, dininden, inancından, ideolojisinden memnun kalmış olsa bir başka ideolojiden veya dinden korkmazdı. Kendi yetersizliklerini başka yasaklarla kapatılan bir dönemden geldik. Ama sonraki yıllarda okumayı ilerlettim, çerçevemi genişlettim en azından. Dünyamız Geybe'ydi. 80'li yıllara kadar insan yaşadığı yer kadar zannediyor bütün dünyasını. Bizim için de bütün dünya Geybe'ydi. Dışarıya açıldığımız zaman fark ettik. Sonra açılıyorsun, Türkiye'yi görüyorsun. Sonra dünya ülkelerini gezmeye başladığın zaman da dünyayı görüyorsun. Şimdi öyle bir konumda olduğumu düşünüyorum. Evet. Genişlik çerçevede. Şimdi biz de sizlerle bundan 2 yıl önceydi herhalde, değil mi? Sizin imza gününüz vardı. O O zaman kadar oldu, evet. tanışmıştık. Hatta bize de sizin haberinizi yazmak kısmet oldu diyelim. Çünkü siz Evet, teşekkür ederim. dediğiniz gibi gerçekten Geybe Pamukova birbiriyle komşu. Zaman Evet. içerisinde birbiriyle rekabetleri olan. Ama bu Evet. arada ben Pamukoğlu olarak gerçekten Geybe'nin bizden özellikle bu yazarlık konusunda, edebiyat konusunda bizden daha ileri olduğunu görüyorum. Tabii onu gururla takip ediyoruz. Zaten daha önce de bir Monoroza kitabından, değil mi? Yani bu şey var. Evet, Geyve'nin Gülleri, Evet, Geybe'nin Gülleri Sezai var. Karakoç, Evet, sağ olsun, evet. çok güzel bir iz bıraktı Geyve'mize. Evet. Sonra orada bir köy var uzakta. Sarıgazi şehrimiz, yine Geyve'nin güzel izleri. Ben de aslında çok farkında değilmişim. Ben de yazmaya başladıktan sonra Geyve'nin yazan, konuşan, düşünen insanlarıyla tanışmak kısmet oldu. Daha önce kendi küçücük dünyamda, çoluk çocuk, aile, İşte bazı şeyleri yetiştirme derdinde çok fazla görememişim ama şimdi muhteşem bir şekilde izliyorum. Geybe'nin Sesi de yayınlar yapıyor. Özellikle bu kış başlayan bu pandemi işte vesile oldu aslında. Ben hayranlıkla izliyorum Geybe'den katılımcıları. Kimi İstanbul'da, kimi başka şehirlerde yaşıyor. Biz onların izini çok kaybetmişiz. Sosyal medya güzel bir iş yapıyor bu alanda. Büyük bir açığı kapatıyor. Hem bizi onları tanıştırıyor. Biz orada görüyoruz sonra diyoruz ki aa sen de mi Geyveliydin, Geyve'de mi vardın? İşte sen de mi yazıyordun? Ödüllü şairlerimiz var, yazarlarımız var. Onlarla muhabbet artık çok güzel oluyor. Ben Geyve'de yaşamanın başka bir keyfini artık yaşıyorum. Yani İstanbul'da yaşıyorum ama Geyve'ye gidip geldikçe
onlarla sohbet ederek katılmanın, bazı şeyleri düşünüp konuşmanın da keyfini yaşıyoruz. Evet, bu arada onu da söyleyeyim. Yani GV'de bu konuda kültür salonunuz var. Zaten sizin o imza gününüzde oradan Evet. hatırlıyorum ben. Evet. Gerçi Pamukova'da da var ama önemli olan tabii bu tür kültür salonlarını çoğaltmak. Fakat orada kültür ve sanatla ilgili etkinlikleri de çoğaltmak lazım. Onunla ilgili yetkililere de tabii epey görev düşüyor. Yani altyapının oluşturması gerekiyor. Yani tiyatrosundan kitap sergilerine kadar, fotoğraf sergilerine kadar güzel şeyler yapılması gerekiyor. Bu konuda GV'yi dikkatle takip ediyoruz. Gerçekten GV bizden ileri, yani onu söylemek lazım. Halka indirebilmek çok önemli. O şey Samek diye geçiyordu sanıyorum. Hep ismini şaşırıyorum ben oranın. Önemli olan o etkinlikleri duyurabilmek. Çok güzel sohbetler oluyormuş. Ben orada çalışan kızlarımızla da konuşmuştum. Fakat katılımcı, hani izleyiciler çok az. Belli insanlar ancak bundan haberdar olabiliyor. Aslında bunun hazzını yaşamadıkları için bir kere o hani farkındalığı yakalayabilmiş olsa insanlar. Ben çocukluğumdan beri çok üzülürüm. GV'de kahvehanelerde oturan insan sayısını düşünüyorsun. İşte bir cami avlusunda oturan insanların sayısını düşünüyorsun. Bir sürü yer var. Boş zaman da çok fazla. Hani onu değerlendirebilmek, onların seviyesine inebilmek, onları alıp bir şekilde yukarıya taşıyabilmek çok önemli konular. Çünkü burada oluşan zafiyeti başka insanlar başka şekilde dolduruyorlar. Bu sefer de istemediğimiz toplumsal olaylarla karşı karşıya gelebiliyoruz veya hatta işte hani eğitimin merdiven altına ineninle karşılaşıyoruz. Bu alanda herkese çok iş düşüyor. Konuşan, okuyan, yazan, öğretmenler, öğrenciler aslında bir paylaşım, bir birliktelik. Eğer işte nasıl diyeyim, bunu daha önce de ben bir şeyde dile getirmiştim. Öğretmenler yalnızca kendi içlerinde etkileşim yapıyor, bir sosyal paylaşımda bulunuyor. Kendi beraberliklerinde yaşayıp oturuyorlarsa eğer hani başka bir alanda bu onların çok daha hakkı. Fakat o seviyeye gelememiş veya ne bileyim o kadar eğitim görememiş insanlar da bu sefer kendi alanlarındaki insanlarla kalmak zorunda. Bir kaynaşma yok. Bir toplumsallaşma, bir kültür paylaşımı olmuyor. Bu da aslında yaptığımız hatalardan biri bence. Bir açık. Evet. Tabii ki yani hele bu zor günlerimizde, yani pandemi sürecinde kültür etkinliklerine, kitap okumaya çok ihtiyacımız var. Gerçekten evde kapalı bir duruma geldik. Zaman zaman da işte sokağa çıkma şeyleri yapıldığı için bu eksiklikler yaşıyoruz yani, değil mi? Yani şimdi bu konuda daha çok kültür etkinliklerine ağır vermesi gereken nerede? Bence belediyeler, belediye başkanları, kaymakamlıklar, kültür müdürlükleri, onlara çok iş düşüyor, değil mi? Çok görev düşüyor onlara. Evet. Eskiden TRT vardı bizim çocukluğumuzda. İşte kanallar azdı. Ama bir şey vardı. TRT o dönemlerde bir okul işleri görüyordu. Halkı eğitmek adına yapılabilecek her şeyi yapıyordu. Biz çocukluğumuzda klasik müzikle dinledik. İşte yabancı pop müzik şovlarda izledik. Radyo tiyatroları, arkası yarınlar, halk hikayeleri, Türk filmleri. Yani İzlenecek çok fazla şey vardı. Jimnastiğe varıncaya kadar, buz pistine varıncaya kadar bütün müsabakalar izleniyordu. Niye? Başka seçenek yoktu. Böyle olunca da işte komşular bir araya geldiği zaman işte veya arkadaşlar geldiği zaman biz dünya listelerinden de konuşuyorduk. İşte romanlardan, klasiklerden de konuşuyorduk, tiyatrolardan da konuşuyorduk. Böyle bir şans vardı. Ama şimdi kanallar seçmeli olunca herkesin tercihine bırakıldı. İnsan bilmediği bir dünyanın kapısını açamıyor. TRT 2 programları var mesela benim keyifle izlediğim. Yazarlık atölyesinden tutun. Nasıl diyeyim? Bir yıl eğitici program var o şeyde. Hani sırf onları izleyerek kültür seviyemizi belki çok artıracağız. Fakat bunlardan da işte sinema konusunda felsefi görüşler, psikolojik konuşmalar, bir yön şeyler neyse ahkam kesmeyeyim ben buranı da. Evet. Şimdi bir şey var sizin. Bu arada ben
programla yapmadan önce inanın o imzalı kitabınızı aldığımız günde hani biz de artık bilgisayar öyle hazır hale geldi ki haber bile yazarken hemen biz düğmeye tıklıyoruz. Diyoruz ki bu sözcük doğru mu yanlış mı oraya bakıyoruz. Eskiden kitaba bakıyorduk sözlük kitabına. Evet. Tabii bu vesileyle sizin kitabınızda %90'ını okudum diyebilir. Bilirim yani. 2 günden beri böyle hızlı okumaya çalışıyorum filan. Ama inanın ilk başlarken okuma ben Geybeli bir işte hemşerimizin Geybe'deki bütün tarihi böyle geçmişiyle anılarıyla sokaktaki çocukluk hayatından okul hayatından büyüklüğüne kadar birçok şeyi orada gördüm. Hatta şunu da düşündüm ya dedim ki bu şimdi hem bir hikaye olmuş hem anılar olmuş hem de dedim ki tarih kitabı gibi olmuş. Yani mesela bizim buraların meşhur şeyi vardır. Her yerin veya belli kültür simgeleri vardır, yaşam alanları vardır. İşte bizim Pamukova'da bir Allah rahmet etsin bir şeyimiz vardı. Bisikletle giden iğneci aşıcımız vardı yani. Aşıcı Mahmut diyorlardı. Şimdi ben sizde Mahmut onu değil de başka bir isimle aynı benzer böyle hareket eden yani insanların sağlığı için koşan gönüllü bir sağlıkçı. Belki de bu Ankara'da da veya başka yerlerde de aynı vardı. Orada şunu gördüm. Bir de o zaman hani kültür anlamında hani dedik ya televizyonlar azdı. Yani kanallar azdı diyelim. Ama o kadar ilginç şeyler var ki bizim aklımızdan çıkmayan film diziler var. Yani Dallas dizisinden tutun da CR'dan şeye kadar hani Family'ye kadar bütün o zamanki kuşak tanır yani. Ama şimdi bakıyoruz akşamleyin ben bile inanın şeyi özlüyorum ya o günleri. Çünkü o günlerde az kanal ama çok beklenen diziler, kültürü olan şey etkinlikler vardı. Şimdi bakıyoruz 2-3 tane tartışma kanalı var. Hep aynı insanlar böyle orada görmekten biz de bıktık yani. Ben onun için böyle açık oturumlar yapma şeyine girdim merakına. Siz onlara çok güzel değinmişsiniz. Onlar da şeyim de yani kitapta yanımda yani zaman zaman bakacağım. Bundan sonra bir kere daha okuyacağım herhalde yani. Tam bir kere hızlı geçtim. İnşallah, İnşallah inşallah. devamını okuyacağım. Eleştirilerinizi de beklerim. Aslında yazdığımız şeyleri işte sosyal medyada yazmanın avantajı o. Birebir okuyanla iletişim kurma şansımız oluyor. Ama Evet. kitaplarda geri dönüşüm nedense az oluyor. Ama olanlar tabii bizi muhteşem mutlu ediyor. Birinde bizim Geybeliler Derneğimiz var yine. Aslında dernek değil yani gönüllü bir oluşum. Yusuf Kılıç kardeşimizin yaptığı bu Geybe.com'da. İşte İstanbul'da yaşayan Geybeliler zaman zaman Validebağ Öğretmen Evi'nde bir araya geliyoruz. Orada kültür sohbetlerimiz, işte Geybe için arzu ettiklerimiz, Geybe'ye olan özlemimiz falan bahsediliyor. Orada işte arkadaşlarımızdan birine de bir kitap vermiştim. Muzaffer abimiz sağ olsun. Ayrıldık. Eve geldim gece saat 11 gibi falan telefon çalıyor. Muzaffer abi telefonda eşimle konuştu. Sonra beni istedi. Sözleri aynen şöyle. Reyhan kardeşim Allah razı olsun. Sen bu kitabı yazdın. Beni kimlerle buluşturdun? Hangi senelere getirdin? Bir yıl anıları canlandırdın. İşte çok mutlu oldum. Sana teşekkür etmek için aradım. Şimdi buradaki iletişim için çok önemli. İnsan yaptığı şeyin bir yerlere ulaştığını görmek istiyor. O alanda beni mutlu eden insanlar oluyor zaman zaman. Arada bahsediyorum onlardan. Onun için işte geri dönüşler çok önemli. Yazan insana güç veriyor, enerji veriyor. Çocuklar için mesela ben 3 tane kızım var. Onlarla konuştuğumuz zaman eski günlere işte ait bir şeyler anlatırken veya bu kitabın editörlüğünü küçük kızım yaptı benim. Tuğçe kızım yaptı. O yazarken mesela okur şey yaparken kontrol ederken şey diyordu bana. Anne ya siz nasıl bir dünyada yaşadınız? Hani bunlara inanmak şimdi çok zor. Bakıyorum ben poşetin olmadığı bir dünyada yaşadık biz ya. Poşet yok yani. Almanya'dan gelirken valizlerin içinde poşet getirilmesi. Evlerde buzdolabı yok. Ben fırınla ocağı ilk defa kız sanat okulunda gördüm. Orada bir fırınımız vardı. Onun haricinde evlerde davul var. Bulaşık makinesi falan. Yani onlar hepsi hayal.
Tabii ki özallı dönemler, 80'li dönemlerde Türkiye çok büyük bir değişim gösterdi. Bunların farkındayız. Ama bizim yaşadıklarımız çocuklara işte yalan gibi geliyor. İşte ıslak mendillerin olmadığı, tuvalet kağıtlarının olmadığı, peçetelerin olmadığı günler sanki tarih öncesinden zamanları anlatıyormuş gibi hissettiriyor bize. Evet. Onun için şeye çok ihtiyacımız var. Bir de tabii büyük önderin bir sözü var. Hani sanat olmayan toplumlarından, hayat damarlarından birisi yoktur gibi hani bir söz var. Şimdi biz ekonomik olarak daha çok hep para kazanma veya şey düşünüyoruz da kendi şeyimizle, kültürümüzle veya yaşam alanımızda yani bizim sevinen örnek alan veya böyle hani bu yaşam şeyler tiyatrosuna kadar o alanda biraz artık geri kalmaya başladık değil mi? Yani zamanımızı tabii sağlık alanında da aynı şey var. Kitap okuma alanında aynı şeyler var. Hep böyle kazanma peşindeyiz yani maddi olarak bir şeyler kazanma. Ama şimdi manevi olarak insan ruhunun da daha dingin olabilmesi için tabii siz işin içindesiniz. Yani yazmanın bir yaşamak olduğunu bir yerde yazmışsınız. Yani ben yazıyorum, yaşıyorum diyorsunuz. Yani demek ki Evet. hiç yazmayan kişi o zaman gerçekten yaşamıyor gibi yani. Öyle değil mi yani? Hem şeyin de var. O konudasın daha Kazancın, şeyiniz var yani. kazancın ve karın ne olduğunu unuttuk aslında. Yani kazanmak maddiyatla ilgili bir şey mi? Yoksa kendi düşünce gücünü geliştirerek kendi evrenini çoğaltmak, sınırları kaldırmak, çok şeyi paylaşabilmek, çok şeyi düşünebilmek gibi mi? Düşünebilmek mi? Şimdi insan hiç yaşadığı yerden çıkmasa bile dünyasını kitaplarla geliştirebiliyor. Neden? Biz küçük bir dünyada yaşadık diyebilir, lise bitinceye kadar. Ama dış dünyaya açıldığımız zaman bir sıkıntı görmedik. Neden? Çünkü okuduğumuz her kitap bize ayrı bir dünya sunuyordu. Bize çok uzak insanların hayatını biz yaşıyorduk aslında. Kendi hayatından bir kişilik tecrübe edinebiliyorsun ama okuduğun kitaplarla birçok insanın hayatından birçok tecrübe kazanabiliyorsun. Bunun farkına varabilmeli insan. Kendin her düştüğün zaman kendini korumak, yaralarını sarmak başka. Düşen herkesin yarasından bir ibret alarak düşmeden, daha az kanayarak, daha hani az üzülerek hayatı yaşamak var. İşte okumanın dünya olduğunu bilebilsek, muhakeme gücümüzü geliştirebildiğini fark edebilsek belki her şey çok daha farklı. Ben aslında istiyorum ki çiftçimizden, yani köylümüzden, hayvancılıkta uğraşandan, ne bileyim, kentlisinden, varoşlarda yaşayan herkes aslında ekonomi bilmek zorunda. Herkes siyaset bilmek zorunda. Eğer bir tarımla uğraşan bir çiftçi siyasetten uzaksa, ekonomiden uzaksa, ürettiğini satarken, üretirken, işte belli malzemeleri kullanırken bir sürü şeyden mahrum kalır. Hem ürünü değerlendirme noktasında, hem doğru ürün yetiştirme noktasında, hem kazandığını harcama noktasında, kullanma noktasında. İşte felsefe, psikoloji bilmek zorunda ya çiftçi, hayvancılıkla uğraşan insan veya işte işçi. Niçin? Çünkü ürettiğinin nereye gittiğini, hangi alanda kullanacağını, hangi tarz üretirse etik değerlere ulaşacağını, ne zaman hangi davranışlarda insanca davrandığını, yani bunların hepsini bilmemiz gerekiyor. Tek alanda değil ki, yani her alanda eğitime ihtiyacımız var. Şeyden çok mesela böyle rahatsız oluyormuş gibi konuşuyoruz telefonlarımızdan, internetten, işte o tür şeylerden. Aslında şu telefonda kaç tane okul var kullanmasını biliyorsak. Ben sözümün başında da konuşmuştum. İşte 40 yıl sonra tekrar sınava girip üniversitede okumaya başladım. Sosyoloji bölümünü seçtim. Seçtim ve derslere başladığım zaman o kadar üzüldüm. Şunu gördüm. Aslında bütün dersler benim elimin altındaymış. Ve benim üniversite sınavına bile girmeden o dersleri dinlemek, okumak gibi bir şansım varmış. Bütün dersler, o YouTube'u açıyorsunuz. Hangi alanda derse ihtiyacınız var? Ya Yale Üniversitesi'nden bir hoca çıkıyor size 20 tane ders anlatmış. Nasıl büyük bir kaynak. Yani ne Amerika'ya gidebilirsin, ne o derse girebilirsin, ne paran yetebilir, ne zamanın vardır diyeyim. Ama elimizdeki kaynakları biz kullanmayı bilmediğimiz için bir sürü şeyi maalesef fark edemiyoruz. Ben bunları fark ettikçe de paylaşmayı çok seviyorum.
YouTube kanalları yine öyle. Kentler ve Gölgeler diye bir program var mesela. Ben bunu yazılarımda da çok kullanıyorum. Adamlar hazırlamışlar, koymuşlar. Bize düşen yalnızca bunları izlemek. Seni memleket memleket gezdiriyor. Ve o oraları gezdiğin zaman, yani bir televizyon ekranında, bilgisayar ekranında bile olsa, gördüğün her yeri kendi ülkenle mukayese ediyorsun. Oradaki sanatçıların hayatını okuyorsun, kendi ülkendeki sanatçıların hayatıyla mukayese ediyorsun. Şimdi ben Geyveliyim. Hani şikayet tarzında değil. Geyve'nin tarihi geçmişi milattan önce 4. yüzyıla kadar dayanıyor. Ama bugün Geyve'ye gidin, görün, siz ne görürsünüz? Zannedersiniz ki yeni kurulmuş bir şehir. Niye? Çünkü hiçbir anısı yok. Hiçbir tarihi eseri yok. Yani eskiye ait hiçbir şey bırakmamışız. Şimdilerde Pamukova ve Geyve birbiriyle yarışıyor. Ayva üzerinden rekabet var. Yani ayva Pamukova'da yetişse ne olur, Geyve'de yetişse ne olur? Aynı toprak, aynı iklim, aynı yağmur, aynı rüzgar, aynı insanlar, aynı şeydi. Düşünen, konuşan insanlarımızın farkında değiliz. Yani Almanya'da bir kent yalnızca kütüphaneleriyle dünyanın her yerinden şey topluyor, turist topluyor. İnsanlar gidiyor orada kitap okumak için. Ya kitap okumak için bir başka ülkeye gider misin? Ama öyle imkanlar sunmuşlar, öyle güzellikler sunmuşlar. Gidiyorsun orada şey. Viyana'ya gidiyorsun, niye klasik müzik dinlemeli? Şeyde Viyana'nın her yeri konser salonlarıyla dolu. Gittiğin her yerde işte Beethoven yolu, Bach'ın oturduğu kafe, işte Mozart'ın kaldığı ev. Adamlar 300 yıllık, 400 yıllık tarihlerini korumuşlar. Neyle yüceliyorlar? Üreten sanatçılarıyla yüceliyorlar. Kimi yetiştirebildin? Hangi siyaset adamını yetiştirdin? Hangi sanatçıyı yetiştirdin? Kimler düşündü? Hangi buluşa imza attı? Yani bunlar çok önemli ama biz maalesef kısa döngüler içinde yaşıyoruz. Bu kentleşmede de, kültürde de, işte sanat olaylarında tabii ki her şeyi etkiliyor. İşte gidiyorsunuz mesela, yazan, konuşan insanlar, oturabileceğiniz bir kafeniz, birbirinizi görebileceğiniz bir yeriniz yok. Çünkü öyle bir alışkanlık yok kentte. Bizler İstanbul'a çok yakın yaşıyoruz aslında. Yani ben Beylikdüzü'ne gitmeden önce Geyve'ye gidebiliyorum. Trafik yüzünden mesela Beylikdüzü çok daha uzak. Orası İstanbul oluyor ama Geyve sanki başka bir yermiş gibi değil. Yani İstanbul'un sınırları içinde oturuyormuş kadar yakınız, fakat bir sürü kültür olayından maalesef çok uzak kalıyoruz. Bunlar insanları, kişileri geliştiren, zenginleştiren olaylar aslında. İnşallah fark edeceğiz bir gün. İnşallah. Şimdi tabii sizin ben de kitabınızı okuduğunuzda böyle sorular vardı kafamda. Siz önce okurken Geyben'in bir kenarında köyde orada yaşayan böyle kalabalık bir ailede yetişmiş bir insan olarak gördüm ama daha sonra şunu gördüm ki gerçekten çok mücadeleci bir insansınız. Sanıyorum daha sonra Viyana, Rusya falan oralara gidip gelmişsiniz. Şimdi onlarla ilgili de tabii madem biz şimdi bugün edebiyat konuşuyoruz, yani kitap konuşuyoruz. Çoğumuzun dünya klasiklerinin de işte bir Gorki'nin Anası falan benim aklıma gelen o. O da zaten okurken biliyorsunuz o dönemlerde böyle şey vardı, darbe sonrası falan. Ben onu hiç unutmuyorum. Ana kitabını saklamıştım. Bizim üst katta da Pamukova'da karakol komutanımız vardı yani. Ya dedim ki şimdi yandık. Komutan da gerçi merhaba diyoruz adama da şimdi komutan burada darbe olmuş. Ne yapıyorlar yani bu kitapları şimdi toplarlar biz de burada suçlu oluruz diye ben birçok kitabı öyle şeyimden kaybettim. Şimdi birden yani oraya gelirken tabii ki dünyayı tanırken biz nasıl tanıyoruz? Kitaplarıyla tanıyoruz, yazarlarıyla tanıyoruz, onların edebiyatıyla tanıyoruz. Ama şimdi Türkiye başka şekilde tanınıyor. Yani veya siz oralara gittiniz veya Venedik'e gitmişsiniz, Dubai'ye gitmişsiniz. Yani şimdi onlarla ilgili biraz konuşalım. Yani şimdi mesela bir Paris'teki bir böyle edebiyat veya Paris'teki sanat, kültür yani bizle karşılaştırıldığında nasıl yani Türkiye ile böyle bir mukayese edersek? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. İlk önce hanımlara birazcık güç vermek için buralara nasıl gittiğimden bahsedeyim. Evet tamam. Evet. Ben ev hanımlarının yaptığı basit bir işten, bir ev pazarlama, evlerde yapılan bir pazarlama işi de
Kazandığım ödüller de benim. Bu geziler, Paris, Venedik, Moskova, Petersburg, Dubai. Bunu aslında bir sürü hanımımız yapabilir. Çok alan var çünkü evlerde yapılan işler şeyinde. Ben bir tanesini seçtim. O alanda ilerledim. Gittiğimiz bu gezilerde, üçer günlük gezilerde. İşin açıkçası bize oranın kültür sanat şeyini çok fazla gezdirmediler. Mesela Paris'e gittim ama bir Louvre Müzesi'ni gezemedim. Bir Disneyland'a gidemedim. Ama ne var? İşte bir Eiffel Kulesi'ni çıkmak, etrafı seyretmek, bir Sen Nehri'nde gala gecesine katılmak, işte oradaki ne bileyim meydanlarını, eski Paris'i, ağaçlarını, yani bir oradan Brüksel'e yolculuk falan. Muhteşem deneyimlerdi. Dubai'ye mesela gideceğim zaman dediler ki ya parayla kurulan bir yer, yani neyini göreceksin ki, hani şey göstermelik kuleler falan. Orada da paranın gücünü gördük aslında. Okyanusa adalar yapmak, palmiye adalarını kurup üzerine kent inşa etmek, çölün ortasında muhteşem eserler üretmek, sonra işte karaya göl yapmak, sandallarla oradan oraya gitmek falan filan. Adamlar parayı konuşturmuşlar. İnanın çöl ülkesi olmasına rağmen İstanbul'da, Sakarya'da yediğimden çok daha taze kıvırcıkları, salatalıkları ben Dubai'de yedim. Diyorsun ki hani burada ne çıkıyor, ne yapıyor? Ama Moskova, Petersburg tamamen bir kültür gezisi oldu benim için. Oraya gidinceye kadar Osmanlı'yı çok şaşalı bir hayat yaşadı zannediyordum. İşte saray hayatı şeyler falan anlatılıyordu. Ama oraya gittiğim zaman gördüm ki Osmanlı çok mütevazi yaşamış sahiden. O görkem, o şahane eserlerle onları saklayabilmek. İşte bir müzeyi mesela günlerce gezebiliyorsunuz. Müzesi. Bir yazlık sarayda işte Almanlarla yapılan savaşta saklanılıp sonradan tekrar gün yüzüne çıkartılmış eserler. Muhteşem şeyler. Gördüğümüz her şey mesela 1700'lü yıllarda da kurulan bir şehir Petersburg. Ve gittiğimiz zaman değişen hiçbir şey yok. İşte Suç ve Ceza yazılırken katil nerede saklanmış, nerede cinayet işlemiş, hangi evdeymiş bilmem ne. Her şey yerli yerinde. Paris'te de, Petersburg'da da benim gördüğüm o ki onlar kentlerine hiç dokunmadan, yani baştan çok güzel, muhteşem bir kent kurmuşlar. Sonrasında da o kente hiç dokunmadan, hiç bozmadan yanı başında yeni yaşamsal alanlarını inşa etmişler. Bizdeki gibi yakmak yıkmak yok onların kültürlerinde. Evet, şimdi Bir de zaten bu. Rus devrimler, hani devrimler de konuştuk ya, ona da değinmeden geçmiyorum. Evet. Rus halkı büyük devrimler yapmış. Çarlığın yıkılması, işte komünizmin gelmesi, komünizmi yıkılıp tekrar cumhuriyete geçmek, yani son devrimlerinde bizler de şahit olduk onların bölünmesine. Ben her zaman derim, çok zor bir süreçten geçti Rus halkı. Fakat hepsi çok eğitimliydi. İşte buralarda biz onların eşyalarını satın aldık. İnsan, kadınlar evlerinde kullandıkları eşyaları bile sattı. Fakat çok büyük bir hızla toplandılar. Neden? Çünkü çok eğitimli gençleri vardı. Eğitime çok önem vermişlerdi. Gençleri eğiten bir ülkenin batması mümkün değil. Belki zamansal bazı şanssızlıklar yaşıyorlar, bazı olaylar gerçekleşmek zorunda. Tabii ki ulus devletler önemli, Türkiye devletler kendi cumhuriyetlerini kurdular. Fakat Ruslar yine dünyaya hükmetmeye devam ediyorlar. Neden? Güçlüler. Neden? Eğitime önem verdiler. Neden? Nasıl eğitileceğini biliyorlardı. Evet. Zaten dünya klasiklerinde Rusların tabii ki bir tarihi geçmişindeki olayların çoğu roman, film olmuştur. Ama şimdi bizim Osmanlı'da ne var? Yani Osmanlı koskoca imparator olmuş, imparatorluk yapmış. Anlatılan şeyler belli. Gerçi onlar da doğru şekilde anlatamıyoruz yani. Öyle değil mi? Ne film yapabiliyoruz ne de şey yapabiliyoruz. Anlatamadık. Şeyde mesela iç acısı değil midir? Ben hep şey derim. Yunanlılar uyduruk tanrılarının bile filmlerini çekip efsanelerden yola çıktılar. Muhteşem filmler yaptılar. Ama biz gerçek kahramanlarımızı anlatmayı başaramadık. Hatta bizim kahramanlarımızı da yabancılar anlattı. Bu tabii ki sanatta geri kalmamızın şeyi. Biz hep öyle izlemedik mi? Yani Türk filmleri çevrilirdi 3 kişiyle 5 kişiyle. Bütün şey yük o 3-5 kişinin omuzlarında. Çünkü
Yok ki, ya alanları yok, materyalleri yok, onu gösterecek imkanları yok. Ama adamlar ne yapmışlar işte, şehir kurmuşlar ya film çevirmek için. Şimdi onunla bizim çevirdiğimiz filmler şey yapar mı? Tamamen teknolojiyle alakalı. Maalesef geriyiz yani, geri kaldık yani o alanlarda. Ama geri kalmışlığı biz göremiyoruz yani. Şimdi bizi dedim ya, zamanımız o kadar yoğun ki şu anda biz uzaya gitmek istiyoruz falan, başka şeylerle uğraşıyoruz. Baltayı alıp ormana gidiyoruz. Ormanları kesiyoruz falan. Yani onlar sanat Yani oluyor. uzaya turist olarak gideceksek Evet. gidilir yani, ben ona inanıyorum, ama turist olarak gider ve geliriz geriye yani, bu akılla gidiyorsak eğer turistten öteye geçemeyiz gibi geliyor. Ne diyelim, Evet. eğitim konusunda işte yine hep aynı şeye Evet. geliyoruz. Düşünce yolunu açmadan, hani bir hedefi olmayan eğitim maalesef. Ben şimdi inkılap tarihi görüyoruz biz, bir de Türk siyasal tarihi. İnkılap tarihinde özellikle dedim ki, yani yıllar boyunca şey okuduk, inkılap tarihi okuduk. İşte devrimleri yaşadık, bazı şeyleri kendimiz yaşadık, gördük falan. Tabii zaman bazı şeyleri unutturuyor. Fakat bize anlatılan şeylerde de mesela, işte Türk siyasal tarihinde de, inkılap tarihinde de aynı şey. Osmanlı tarihini okuduğumuz zaman da aynı. Şimdi o savaşlar bize hep ezber öğretildi. İşte Varna Savaşı şu zaman yapıldı, şunlar arasında. Kosova şunun için yapıldı. İşte ya yakın zamanlara geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ben o savaşlar arasındaki bağlantıyı kuramıyordum. Hani Çanakkale Savaşı onun için yapıldı, Sakarya niye yapıldı, hangisi hangisinden sonra oldu? Yani bunların arasındaki aslındaki bağlantıyı kurmak o kadar kısa, bir tek paragrafa sığan bir şeymiş. Bu sene ders çalışırken onu tekrar gördüm. Ya bunları ezberletmek değil, hangi savaşlar için gerektiriyordu, niçin yapıldı? Burada yenildiysek niye öbür tarafa geçtik? Burada yenildikten sonra bize hangi yol açıldı? Hangi kötü anlaşma imzaladıktan sonra işte o savaşı yaptık? Yani bunlar çok basit şeylerdi. Hani şey anlatırlar ya, Türkler işte yıllarca İngilizce ders görürler ama asla İngilizce konuşmayı başaramazlar. Biz kendi tarihimizi anlamayı da başaramadık. Anlatmayı mı beceremiyoruz, yazmayı mı beceremiyoruz? Okurken aralarındaki bağlantıyı mı kuramıyoruz? Şahıs olarak mı kurmamız gerekiyor? Herkes aynı zeka seviyesinde değil ki. Yani bazı insanlara da yol göstermek gerekiyor. O bağlamı kurmak gerekiyor. Kolayından belki göstermek gerekiyor. Öyle diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii hepsinin başında da şu geliyor. Yani birikim, tecrübe veya tarih olarak biz yani şeyiz, hani biraz daha edebiyattan şeye geçtik de, yani köklü bir devletiz ama dediğiniz gibi yani anlatamadığımız eksik olan bir şey var. Yani ile eğitim deyince okulları açıp oraya çocukları doldurmak, hatta ben de bir eğitimci olarak şunu görüyorum. Bir bakıyorsunuz ki bir sene içinde şey değişiyor, müfredat değişiyor. Müfredat. Evet, ondan sonra diyorlar ki hadi buradan başlayalım. Ya şimdi bir yerden başlıyorsun. Bizim yine gazeteci olarak da hiç unutmuyorum, milletvekillerimizden Şaban Dişli Bey Pamukova'ya gelmişti. O gün de işte ben haber çekiyordum. Dedi ki biz dedi şey yapacağız, yeni tarih yazacağız dedi, siyasetçi. Ben de çok ilgimi çekti. Daha dedim ki ya bunun peşinde bir şey var. Dedim ki sayın vekilim, o zaman dedim hazır haberi yakalanmışken dedim sizle dedim röportaj yapmak istiyorum. Tamam mı? Tamam dedi. Hemen biz işte küçük kameralar hazırladık falan. Onu ben şey yaptım. Diyor ki yeniden tarih yazacağız. Ya şimdi tarih bu kadar kolay yazılıyor mu? Yani hemen sabahleyin kalkıyoruz şimdi. Diyoruz ki biz yazının bulunuşundan beri sıfır tarihinden bu kadar geçmiş, milat öncesi var, dinozor dönemi var, bilmiyorum. Şimdi alıyoruz hepsini siliyoruz. Diyoruz ki hemen tarih yazmaya başlıyoruz. Şimdi kim ne yazacak oraya? Yani mecliste oturan insanların ismini değiştirmek tarih yazmak oluyorsa yazarsınız. Bilemiyorum. O da bir tarih yazmaksa eğer. Şimdi tarihini bilmeyen insanlar işte son zamanlarda, yani ben aslında aşk üzerine yazan bir insanım. Burada neyse, sohbet bizi başka yerlere de çekti. Evet ya. Ama Kusurum yazma işte varsa o anlamda. da affola diye şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi eğer siz tarihi bilmezseniz Atatürk'ün Osmanlı Devleti'ni yıkıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğuna inanabilirsiniz. Bazı insanların inandığı gibi.
Ama Osmanlı iflasını açıkladığı zaman 1879. Henüz Atatürk doğmadı. Ve Alacaklı devletler bir araya geliyorlar. Muharrem kararnamesini imzalıyorlar. Hatta alacakların hepsini alamayacaklarını anlayıp işte bazı haklarından fedakarlık, feragat ederek bir anlaşma imzalıyorlar. Atatürk ondan ne kadar zaman sonra doğuyor. Ama şimdi bunu öyle bir anlatıyorlar ki işte Osmanlı yıkıldı, işte Atatürk Osmanlı'yı yaşatmadı da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Muhteşem Yüzyıl'ı izleyip Osmanlı tarihini öğrenmeye çalışırsanız işte Kanuni'yi zannedersiniz ki aklı fikri haremden çıkmayan bir padişah değil. Aslında gerileme dönemini, duraklama dönemini bilmeden, yıkılma dönemini bilemezsiniz. Oraya getiren sebepleri bilmeden. Bir de bir şey vardı mesela, biz de övünmeyi çok seviyoruz. O övün lafı aslında övmek, kendimizi övmek değil. Öv kelime şeyinden geliyor ve çalışmakla alakalı. Türkiye çalış diyor. Şimdi bunları bilmeden hep yaşıyoruz. İşte diyoruz ki 10 defa işte büyük ulus devlet kurduk. Kaç defa yıkıldığını niye aklına getirmiyorsun? Demek ki o kadar da yıkmışlar seni. Yani 1.000 yıllık, 2.000 yıllık imparatorluklar yıkılmış. Bizans yıkılmış, Roma İmparatorluğu. Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Fakat bir şeyleri yaşarken bazı şeylerin de kıymetini bilmek gerekiyor. Britanya Krallığı'na bakıyoruz, adamlar kaç tane devlet? İşte orada Galler var, İskoçya var, İngiltere var. Yani 3-4 devlet bir araya geliyorlar, Büyük Britanya İmparatorluğunu, krallığını kuruyorlar ve her şey tıkır tıkır gidiyor. Krallığı da, meclisi de bir şekilde yaşatmayı başarıyorlar. Ama bize gelip akıl veriyorlar. Niye? Siz işte burada bir ulus daha var. İşte onların devleti ayrı, siz ayrısınız. O düşman, o dost, o bilmem ne. Yani kim bu şekilde kandırılabilir? Ancak tarihini bilmeyenler, işte o bize o aklı verenlerin tarihini de bilmeyenler aslında o aklı veriyor. Bunu hala bu şekilde, hala eğitimi mesela merdiven altında itenler, işte bazı kurslarla maalesef ki bu işi eğitim diye bize yutturmaya çalışanlar hala aynı şeyde gidiyor. Mesela diyor ki adam, bir öğretim görevlisi, okuyan nesilden korkuyoruz. Korkarsınız çünkü onlar hak arıyorlar. Haklarını ve görevini bilmeyen yurttaşlarınız varsa, aslında ben orada liderlere de şunu diyorum. Bir sürüyü herkes gider. Bir sürüyü herkes gider. Ama önemli olan akıllı, bilinçli, haklarını, görevlerini bilen bir toplumu idare edebilmek. O zaman o, çünkü liderleri de vasıflı hale getiriyor. Yoksa çoban mı olmak isteriz? Önemli bir lider mi olmak isteriz? İşte onu da siyasilerimiz o kararı da vermek zorunda. Ama ben şey demiyorum. Kim olursa olsun, aslında gelen kim olursa olsun, eğer biz bunun bilincinde değilsek halk olarak, her gelen bizi yönetir. Yani tabii ki yönetime ihtiyacımız var. O niyetle gelmişler fakat kötü alanda. Bize işte nasıl diyeyim, az önce çiftçilikten bahsettim mesela. Tarım ülkesiyiz biz. Sen 1 liraya satamadığın ürünü şehirde 10 liraya yenirken aradaki fark nereye gidiyor? Ben için daha rahat bir hayat yaşayamıyorum. Niye sağlık alanında, sosyal alanda, eğitim alanında benim çoluk çocuğum şehirdekinden geri kalıyor diyemiyorsak. Ben Pamukova'yı çok fazla bilmiyorum. Bir Cihadiye köyüne geldim. Bir de neydi? Bir köy daha geldim. Ay, aklıma gelmiyor ismi. Biraz sonra gelir. O iki köye geldiğim zaman da hayran oldum. Şöyle çok verimli yerler. Her şeyi yetiştirmişler. Ay, Gökgöz müydü? Yolun kenarında Pamukova'da. mı? Pamukova'ya Evet, gelince yolun kenarında sağda Ali Fatma Şezan Gökgöz ve giderken. Turgutlu olabilir. İkisi de komşu Tamam, çünkü. Gökgöz'den bir kız aldık mesela, gittik. Bahçeler içinde bir ev, yan tarafı üzüm bağı, kapısında köy fırını, işte odunları, yan tarafında hayvanı, o Gökgöz'de de yine ona benzer şekilde. Ve bir sonbahar günüydü, her taraf kasımpatı çiçekleri ama rengarenk o pat çiçekleri. Şimdi orada baktım, dedim ki bu köyümüzün kızları burada yaşadıkları saltanatın acaba farkındalar mı? Bir İstanbul'u düşündüm. Öyle bir evde yaşayabilmek için ömürlerinden ömür vermeye razılar. Hani ay sonu getirecekleri bir para olsun, bir şey olsun.
Burada muhteşem güzellikler içinde yaşayan kızlarımız yaşadıkları zenginliği fark etsin. O anne baba o hayatın tadını çıkartsın. Kendilerini iyi ve güzel hissetsinler istedim. Fakat bu da zannediyorum ki çok kolay olmuyor. İlla ki bir büyük şehre gelip birazcık sürünüp ondan sonra geri giderlerse onun güzelliğini fark edebilirler. Cihaliye de yine öyle. Çok becerikli bir karı kocaydı biz misafir edenler işte. Onlara da diyor şehre görmüştük. Hatta gezerken böyle tarladan tarlaya gezdiriyorlar bizi. En sonunda o tarlanın sahibi böyle bir sicimi patlıcanları saplarından bağlamış getirdi bana işte kolye yaptık patlıcanlı bir kolye. Yani çok verimli topraklar ve şeye yola çok yakın. İnsanı çok temiz, çok iyi niyetli, çok güzel. Yani çok şeyin sahibi olabilirler. Yalnızca bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Son yıllarda gördüğümüz o Geybe'de biz bunu Geybe'de ve Alifatpaşa'da yaşıyoruz. Muhtemelen Pamukova'da aynı şekildedir. Maalesef insanlar topraklarını yok pahasına satıyor. Yok pahası değil belki onların ihtiyacı olan bir paha ama oralara da şehirliler gelip ev yapıyor. Tabii ki şehirlilerin de hakkı var. Onlar da oranın insanı ama bir şey var. Toprak el değiştiriyor. Bir tarım alanı olmaktan çıkıyor. Maalesef kentleşim oralarda çok farklı bir boyutta devam ediyor. Üretmeye devam edemiyoruz. Hobi bahçeleri oluyor topraklarım. Evet, şimdi gerçekten son yıllarda tabii yani bu değişim, yani bir de bu koronanın da getirdiği, biraz da onu torpilleyerek yani sistemin, kapitalizmin diyelim, dünya sistemin de insanları değişime zorladığı bir günlerde yaşıyoruz. Şu an insanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani şimdi az önce dedi ki aslında hepimiz huzur arıyoruz. Yani daha gülmek istiyoruz. Yani ruhen böyle rahat olmak istiyoruz ama çok böyle şeyiz. Panik atak durumundayız. Yani aceleciyiz. Çünkü şeyimiz yok. Yani hedefimiz veya yol yarın sabah veya kısa bir süre sonra ne olacağımız biraz şey, yani her gün bu basının farklı şekilde veya Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar yani değişik gelen haberlerden kendimize bir çizgi, bir hikaye oluşturamıyoruz. Onun için sizin kitabınızdan da gördüğüm kadarıyla yani o mücadelecide de inanç lazım, değil mi? Yani ben uzun süre şey yaşayacağım, hayallerim olacak, şunları yapacağım gibi. Şu an o yok yani, değil mi? Yani öyle bir şey de yaşıyoruz. Geçmişe bakıp mutlu şeyleri görmenin sebebi anın farkına varamamakmış. Yaşıyoruz ama zihinde onun oluşması ve mahkemenin yerleşmesi birazcık zaman aldığı için. Eskiye bakıp da biraz da o yüzden eskiyi hep güzel görüyoruz. Benim kitabımı okuyanlar biraz polyanlacılık olduğunu da düşünebilirler. Ama biz polyanlacılık gibi düşünmeden o günlerde mutlu olduk. Niye? Çünkü ulaşmak isteyip de ulaşamadığımız bir şey yoktu çünkü göremiyorduk. Ama şu an artık her şey çok fazla değişmiş vaziyette. Aynı şeyi yaşayabilmek çok zor. Neden? Eskiden uzaktı, ulaşamayacağımız bir şey yoktu. Şimdi o günlere baktığım zaman bizler mutluyduk ama aslında dünyada bir sürü şey oluyormuş. Bizler küçücük Geybe içinde, kendi sınırlarımızın içinde bazı kitapları okuyarak bazı şeyleri yaşayarak o küçük dünyanın içinde mutluyduk. Ama diğer tarafta dünya büyük değişimlerin içindeymiş, yer yerinden oynuyormuş. İnsanlar sanat adına, eğitim adına bir sürü şeyler başarıyormuş. Ama biz bunların hepsinden uzak. İşte biz kız çocukları elimizde tığla, dantelle bir şeyler üretme derdindeydik. İşte okuduklarımız Tom Mix'te Eksas'ta fotoğramandı. İşte en fazla ülkemiz ilerlettiğimiz klasiklerdi. Ama aslında hayattan çok şey kaçırdık. Bunu ne zaman fark ettik? Kendi yaşıtlarımızın neler başardığını gördüğümüz zaman. Biz çok daha farklı kitaplar okuyabilirdik. Felsefe alanında, psikoloji alanında, bir sürü alan, siyasi alanda, bir sürü alanda çok daha farklı yerlerde olabilirdik. Ama ne oldu? O yerde kaldık. Kendimizi mutlu hissettik mi? Ettik. Ben şöyle düşünüyorum. Kendi kızlarımı yetiştirme alanında ben kendimi adamıştım. Ekstra bir hedef yoktu. Günü şartları içinde
yaşadık. Kendimizi üzmedik. Çok fazla yormadık. Gücümüzün yettiğini de kenara koymadık. Yani gücümün yettiği hiçbir şeyi kıskanmadım ben. Yapabileceğim her şeyi yapmaya çalıştım. Öylelikle bugüne geldik. Mutlu muyuz, mutluyuz, huzurlu muyuz, huzurluyuz. Ama daha iyisi yapılabilir miydi? Yapılabilir miydi? Tabii ki yapılabilirdi. Kısmetle her şey diyelim. Ne diyelim? Evet. Evet, şimdi biraz daha kitabınıza dönelim. Çünkü esas kitaptı. Burada Fox TV'de sanıyorum sizin bu kitap Fox TV'de de gösterildi, değil mi? Evet. İsmail Küçükkaya mıydı o gün? O şeyi de hatırlıyorum ben. Ezgi Ezgi'ydi, evet. Gözey Yar. Evet. Soy ismini birazcık zor söyleyeyim. Hatta hikayesini de paylaşmıştı sağ olsun. Evet. Kitabım, evet. Şimdi benim aslında önce Benim Adım Aşk, sonra da İpek Dizili İnci Taneleri. İki şiir kitabından sonra Hayatla Aram'da benim ilk ciddi kitabım olacak. Öbür kitaplarım da çok ciddi. Aşk çok ciddi bir şey. Öyle diyorum. Şiir de çok ciddi bir konu. İyi ki onları yazdım. Onları yazmasam hayatla aramda gelmezdi. Hayatla aramda hikayelerim, denemelerim, anılarım var. Hikaye ve denemelerim de aslında bir şekilde anı. Çünkü onlar hep bana değen, yaşamış gerçek insanlar ve benim hayatımın içinde olan kişiler. Bir kitapta aslında andığımız insanları biz o kitap okunduğu süre içinde yaşatıyoruz. Ben ona inanıyorum. Çevremizdeki insanları da o şekilde yaşatıyoruz. İşte bunu ben dedemde, anneannemde çok iyi anladım. Dedem, anneannem çok olmadı işte bir 7-8 sene oldu onlar öleli. Allah rahmet eylesin. Ama insan öldüğü zaman ölmüyor. Eseri dünyadan kalktığı zaman ölüyor. Kendi bedeni kalktığı zaman diye değil de. Onların işte yetiştirdiği bağ, onların yaşadığı ev, onların yaptığı kulübeler, fırınlar, kuruluklar. Onlar yaşadığı süre içinde ben baktım ki anneannem ve dedem yaşıyor. Yaşıyormuş yani. En son bir iki kuruluk ve odunluk yıkanırken oturup bir güzel ağladım. Sanki anneannem ve dedem o gün öldüler gibi. Eserlerimiz yaşadığı sürece içinde ve bizi anan insanlar olduğu süre içinde biz yaşıyoruz. Onu fark ettim. Aslında her gün öğreniyoruz. Evet. Aslında bütün okuma yazma bilen herkesin boş zamanlarında ya bir şeyler yazması lazım. Şiir olabilir, anısı olabilir, Evet. hikayesi olabilir. Şimdi ben de çok yazmak istiyorum ama epey zamandan beri yazdığım şeyler hep böyle şey güncel haberler şu bu. İnşallah diyorum yani ömrümüz olursa hep böyle Edebi, bekletiriz ya belli evet. yaştan sonra başlayacak bu. Metinler ayrı bir kategoride ama yazı dili de insan yazdıkça gelişiyor. Ben aslında herkese çok öneriyorum. Önceki yıl CNR Kitap Fuarı'ndaydık. Orada gençlerle buluştuğumuzda da hep şunu önerdim. Çocuklar lütfen yazın. Günlük tutma bize hep mesela önerilirdi. Ama bir şey var. İşte genç kızlığımızda yazıyoruz. Rastgele şeyleri yazsak onun bir değeri yok. Duygularımızı yazdığımız zaman da yakalanmaktan korkuyoruz. Aslında insanın iç dünyası Keşke anne babalar böyle çok meraklı olmasa, işte mahremiyete kıymet verse, çocukların o anı defterlerinin saklanacağına, okunmayacağına dair söz verse ve çocuklarını teşvik etseler yazma konusunda. Ben torunlarımla bir arada olmaya başladıktan sonra en çok şeye üzüldüm. Keşke günlük tutsaymışım hani çocukluğumdan itibaren. Dönem dönem ben de yazdım ve onları yok ettim. Hani saklamaya korktum. Keşke öyle olmasaymış. Çünkü bir çocuk dünyasından ayrı kalıyoruz, unutuyoruz. Ben şu an çok isterdim torunlarım için birkaç hikaye kitabı yazayım, bastırayım, onlara da anım olsun diye. Veya onları daha iyi anlayabileyim, hani onlarla daha çok zaman geçirebileyim, onların dilini bileyim, hani onlar ne düşünüyorlar. Bunların hem psikolojik eğitimlerini aldık, çocuklar hangi yaşlarda, hangi dönemde neler hissediyorlar, işte neler düşünüyorlar falan ama insanın kendi yaşayarak öğrendikleri çok daha başkaydı. Sonra mesela çocuklarımı büyütürken 40 yıl boyunca işte o evlendikten sonraki dönem ayrı bir dönem diye şey yapıyorum. Hani onları yazsaymışım. Bir de yazmak yazdıkça gelişen bir şey ve aslında bir şekilde psikoloğa gitmekten belki de size şey yapıyor, rahatlatıyor. Ben bu pandemi döneminde de dedim ki iyi ki yazıyormuşum. Ondan öncesinde eve kapanmıştım. Sosyal hayatım oldukça hareketliydi.
Torunlarıma bakarken ben evde kalmayı tercih ettim. Onlarla beraber evde zaman geçirdim ama yazdığım ve okuduğum metin hiçbir şekilde sıkılmadım. Çok daha farklı bir alana kaydım bu şekilde. Yazmak ayrı dünyalar açıyor insana. Okumak ayrı, yazmak da bambaşka bir şey. Sait Bey'in hani yazmasam yaşayamazdım dediği gibi ben de yani yazmasam bu kadar keyifli olmazdım mutlaka. Fakat dikkatimi çeken şu oldu ya. Şimdi hani dediniz yani yazmak insanı daha sağlıklı yapıyor falan diye. Şimdi insan belli yaştan sonra hani Allah hiç kimseye vermesin de daha çok yaşlanıyoruz. O arada diyoruz ki yani Alzheimer unutkanlık şey başlıyor falan diye takılıyoruz bazen birbirimize de. Şimdi ben onu görünce ürktüm ya, dedim ki siz o kadar böyle şeyler hiç şey değil yani, o yazdığınız zaman içerisinde yani çok uzun uzun düşündünüz mü yani, onları bir araya getirmek için böyle tespih taneleri gibi gerçekten hiç boşluk yok. Yani hikayede boşluk yok. Yazmaya başlayınca onu fark ediyorsunuz. Aslında bir çorap söküğü gibi geliyor. Ben 3 yaşındaki anılarımı da hatırlıyorum. İşte 4 yaşında yaptığım yaramazlıkları da hatırlıyorum. Evet. Ondan sonrakileri de hatırlıyorum. Unuttuğum şeyler mutlaka var ama o anıları da mesela 3 yaşında, 4 yaşında olanları da özellikle yazdım. Niçin? Ha, yanımızdaki çocuğun 3 yaşındayken bir şeylerden anlamadığını zannetmeyelim diye. Yani o çocuğun çok farklı bir algılama şeyi var. İşte o 3 yaşında hatırlayıp benim şey yaptım. Annem çünkü söylüyor 3 yaşında olduğumu. Annemin sırtına biniyorum. Bir yere gidiyoruz. Onlar konuşuyorlar kendi aralarında. Ben konuşulanlara hiçbir anlam veremiyorum. Benim dünyamla ilgili değil onların anlattıkları. Sonra benim hatırladığım çok büyük bir yeşillik alan çayırmış orası. Meydanda bir şey var. İşte onun pervanesi dönüyor dönüyor. Uçuyor. Benim zihnimdeki şey araba uçtu. Meğer helikoptermiş oraya konan. Yani ben helikopterin ne olduğunu bilmiyorum. Konuşulanlardan onu çok fark edemiyorum. Çünkü annemler konuşa konuşa gidiyor. Sonra ben bunu anılarımda yazdığım zaman ya dediler sen de ya nereden hatırlıyorsun onu çok küçük olman lazım. Hepimiz gittik çayırda. O gün mesela helikopter gelmiş. Bütün Geyve gidiyor ki helikopter görecek yani. Geyve'de helikopter ne arasın? Sizinle sohbetimizde de vardı. Jet pilotumuz vardı bizim eşmeli Evet pilot. ya, evet. Çocukluğumuzun anıları işte herkes ay huzur görüyor musun sen gene yap yapacağını. Valla işte ocakta yemeğimi bıraktım çıktım. İşte ellerim kirliydi nasıl çıktığımı bilmiyorum. İşte gelirdi. Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun inşallah. Annesine babasına selam vermek istiyormuş eşmede. Birazcık da yaramazlık olsun diye. Neredeyse evlerin çatısına değecek kadar alçaktan uçuyor. Anne babasının köyünde selamlıyor. Kalkıp gidiyor. Güzel, güzel anılar vardı. Ben 67 depreminde 4 yaşındayım ve bir erik ağacından sallanıyorum. Depremi de çok net hatırlıyorum henüz. Evet. Onun gibi neler? Çocukların aslında zihni çok açık. Belki sonradan konuşuldukça bazı şeyleri hatırlıyorlar. Bazen bazı şeyler çok örtülüyor. Fakat yaşanılan hiçbir şey sahiden unutulmuyor. Evet, sizin şimdi o bölümü okuduğumda 67 depreminde ben de hatırlıyorum. Bizim köyümüz biraz böyle eğik yani yukarıdan aşağı, biz de çocukken tahta arabalar var ya, onlara binip aşağı kadar gidiyorduk. Tam benim o arabaya bindiğim bir an çocukken. Şimdi arabadan giderken ta bir ev gördüm. Evin üzerinde o şey olmuş, taşlardan yapılmış özel küfek ediyorduk biz onları. Şimdiki şeyler gibi, yutong gibi yapılmış o binanın üzerinin düştüğünü gördüm. O arada da yolun kenarındaki evimden babam dışarıya doğru çıkıyor. Adam şapkayı çıkartmış. Bana diyor ki yat ulan, yat aşağı diyor. Şimdi araba giderken yatar mı aşağı? Ben şimdi bakıyorum bir şeyler oluyor ama algılayamıyorum yani. Daha sonra hatırlıyorum biz de şeyde çadırlarda yatmaya başladık. Yani evin içine girmedik işte, o 67'yi öyle hatırlıyorum. Sizin o şeyde o anı okuyunca ya dedim ki ne kadar şey ya, tarih gibi yani, o gün orada belli, o anı belli. Yani unutulmayacak bir şey Evet. işte. Yazmak işte onun için çok önemliymiş. Berber de, nalbant da, çiftçi de, işte aşçı da herkes yazmalıymış. Çünkü tarihin kimin notlarıyla kaldığını bilemeyiz. Sümerlerden kimler kaldı, hangi notlar kaldı veya işte daha sonraki şeylerden. Aslında tarihi devlet eliyle yazıldığı zaman birazcık tembihlendiği şekilde yazılıyor. Ama halkın Evet. yaşadığı halkın yaşadığı tarihi hepimiz bırakacağız. Aslında bu bir şekilde bir sorumluluk da. Benim babam mesela ben hatırlarım.
Çocukluğumdan beri yıllardır günlüğünü yazar. Ne oldu, ne bitti. O eski insanlar biraz daha bu işin bilincindeydi belki. Duygularla yazmak edebi hayata hazırlıyor, sanata hazırlıyor insanı. Ama güncel olayları yazdığımız zaman da işte farklı alanlara hizmet vermiş oluyoruz. Evet. Şimdi orada yine o şeyi söylediniz. Yani o günlere ait İpek Böcekçiliği. Onu da detaylı olarak anlatıyorsunuz. Şimdi ben o İpek Böceği yetiştirme dönemleri ben de biliyorum. O dönemlerdeki tabii İpek Böceğin yetiştirilmesi, daha sonra ona İpek Böceğini doyurmak için getirilen dut yapraklarının, dut ağaçlarının kesilerek o taze şeylerin getirilmesi. Daha sonra da işte meşe ağacının dallarına koyup onların oraya Evet. çıkması. Koza yapmasın. İşte oradaki ilginç olan bir de şey şu. Siz şimdi onu görünce belki çocuk olarak şey yapıyorsunuz. Yani şimdi sonuçta o böcek yuva yapıyor. Kendi hani kozasını yapıyor. İnsanlar da o kozayı çıkarabilmek için onu öldürmek durumunda. Ya orada şimdi bir çocuk olarak onu vurguluyorsunuz yani değil mi? Orada acıma duygusu var. Ya diyorsun ne olacak şimdi bu gibi. İpek böceği ve koza aslında insanların hayatında bir sürü şekilde karşılığını buluyor. Düşündüğümüz zaman kendi kendimize de çok koza ördüğümüzü söyleyebilirim. Bazen duygusal anlamda, bazen sosyal hayatın şartları içinde, bazen de başına çorap ören Evet. insanlar gibi düşünebilirim. Çocukluğumda Geybe'de çok yaygındı koza. Hatta kozahane vardı. Ben orayı hayal meyal hatırlıyorum. Benim anneannem, teyzelerim de yaparlardı koza. Annem de hep şey derdi. Ya onların aldıkları para haram, yaramıyor. Bak yapıyorlar yapıyorlar ama o para hiçbir işe yaramıyor. Niye? Çünkü o böcekler canlı canlı kazanlara atılıyor. Ben olayın tam şeyini bilmiyorum ama zannediyorum her böcek o ipeyi delmesin diye öyle yapılıyormuş. O gerçekten merhametsizce bir şey. Bizim çocukluğumuzda şey vardı. Pancar çok yapılırdı, tütün çok yapılırdı, ipek böceği çok yapılırdı. Şimdi Türk siyasal tarihini ve bazı şeyleri okurken de görüyorum. Mesela bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımları bir şeyler başlıyor. Yani Türkiye'ye hep tarım alanında ilerlemeleri için akıl veriliyor. Bu birazcık sanayiden uzak kalmasını önerdikleri için art niyetle düşünürsek, iyi niyetle düşünürsek de sahiden çok önemli tarımda kullanabileceğimiz çok güzel topraklarımız var diye. Hangi alanda devam edersek edelim hayata, aslında onu geliştirmiyorsak, üzerine bir şey koyamazsak olduğu yerde hiçbir şey ifade etmiyor. Tarımda da olsa sanayileşmeden de faydalanacağız. Hani o tarımı işte nasıl diyeyim, ürettiklerimizi ne yapıyoruz? İşte buzhanelere yollayarak veya ne bileyim işte dondurulmuş gıdalar yaparak veya konservelerle işte bir şekilde yani endüstriden, şeyden, sanayiden de faydalanıp onları belki yapabilmek önemli. Bunlar bizim için tuzak da olabilir, iyi şeyler de olabilir. Aslında bazen tuzak gibi hazırlanan şeyleri iyi niyetle çok güzel yollara da sokabiliriz. Hani bu alanda da çok, çünkü tarım gerçekten önemli. Bir de son zamanlarda hep bir şey var mesela. İşte şey çoktur ya, korku dağları da yaratmak istiyorlar tabii bizlerin üzerinde. Güvensizliği sağlamak, güvenemeyen insan hiç kimseyle grup olamaz. Bireyselliğin çok olduğu yerlerde toplumsal hareketler az olur. Bir taraftan da bize empoze edilen şeylerden biri şu, tarımla çok oynanıyor. GDO'lu tarım ürünleri işte insan sağlığını tehdit eder vaziyette. Dünya ekonomisini elinde tutan 5 büyük şirket tarım ekonomisini de elinde tutmak istiyor. İşte tohum şeylerini ellerine geçirdikleri gibi artık mesela Türkiye kendi tohumunu kendi üretemez durumda. İsrail'den tohum alıyoruz. İşte onu yaptığı gibi tarım arazilerini de eline geçirmeye çalışıyor. Ne isteniyor? İşte çiftçiyi babadan kalma, çiftçilik işini ortadan kaldırmak istiyor. Niye? İşte fabrikasyon tarım, işte çok büyük şeyler üretip onu ben bir filmde, belgeselde izlemiştim mesela. Diyelim ki muz üretiliyor ama işte santimi, ebatları, gramajı, her şeyi belli. Onun haricindeki bütün muzlar şey oluyor, gübre oluyor, işte hayvan yiyeceği oluyor, bilmem ne, hani fabrikasyon gibi şey üretmek. Bunlar belki gelişen dünyada ve artan nüfusu
kontrol altında tutmak veya doyurabilmek adına yapılması gereken şeylerdir. Bilmiyorum ama bir taraftan da şeyi çok önemsiyorum. Yani bizim kendi tohumlarımızla tarım yapabilmeyi ve toprağı işleyebilmeyi. Çünkü bu bir sanat dalı gibi adeta. Dünyanın ne getireceğini bilmiyoruz. Deprem sonrası Sakarya'da bizler bunu çok iyi yaşadık. Becerikli ev hanımları bir gün suyla bulaşık yıkayıp bir avuç patates, bir avuç pirinçle, bulgurla veya iki üç patatesle bir soğanla yemek yapıp karınlarını doyurmaya devam ettiler. Ama bunu başaramayan veya ne bileyim işte heyecanı daha çok, korkusu daha çok, acısı daha çok olanlar beklediler hani başkaları getirsin. Hiç yapacak durumları yoktu. Bir insan kendine yetebilecek her türlü beceriyi edinmek zorunda. Dantelinden, örgüsünden, dikişinden tutun. Yani kadını erkeği yok bu işin. Tarımına, işte bir şey çakmaya veya eli tornavida tutmaya kadar. Bir anda bizim olan her şeyi yok etmek gibi, yok olması gibi bir şeyle de karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hayatın her alanında ayaklarının üzerine basabilecek ve devam ettirecek beceriyi sağlayacak şeylerimizin olması gerekiyor. Marifetlerimizin olması gerekiyor. O zaman Ekeceğiz, biçeceğiz, yetiştireceğiz. Hepsi olacak yani. geldik eğitime, değil mi? Ya Evet. eğitim, evet. Ya şimdi Evet. benim de daha çok şey yaptım ya, içinde oldum ya, eğitimci olarak oradan emekli olduğum için yani çok böyle rastgele bir eğitim işte. Yani demin orada başladık bıraktık ya, bir senede Evet. ya eskiden ki yani hep eskiler böyle denir de sanıyorum o işte, yani sizin yazdıklarınız anıların içerisinde eğitime falan da şey olarak, canlı olarak yer vermişsiniz ya, yani o günkü şeye göre. O günkü dersler, o günkü şeyler şu anda değiştirildi yani. Birçok şey böyle teorik olarak var da insanlar hani balık tutma öğret derler, yani balık şey değil de yani Evet. öğretilmiyor. Mesela köy enstitüleri vardı falan. O zaman bir sürü yazarlar vardı ya, köy enstitülerinden çıkan öğretmenlerden, öyle değil mi? Yani onlar uğraşıyorlardı, yazıyorlardı daha sonra şeylerini. Şimdi ben görüyorum okumak kafayı dolduruyorsun da icraat, yani uygulama, yani bunu biz veremiyoruz çocuklarımıza. Veya bir kısmında zaten diyor ki ya çocuklarımızı fazla yormayalım. Hani biz çok çileler çektik. Doğru, yani Türk toplumu çok acılar çekti ama çocukları da yetiştirmek lazım, değil mi? Yani usta yapmak lazım, çırak yapmak lazım. Evet. Bazen ben köyde de şu anda bile yani üretimle uğraşıyorum. Ceviz yetiştiriyorum filan. O arada diyorlar ki ya hocam bizim satılık yerimiz var, senin çevren vardır, şöyle de satalım. O kendisi geliyor buraya, ıhlamurun altında oturuyor. Şimdi benim eller biraz daha böyle iş tuttuğu için şey, Nasır, onun ellerinde hiçbir şey yok ama. Diyor ki benim tarlayı satalım, babadan tarlayı satalım filan. Hani şimdi eğitime gelirken tabii ki yani kitaptan, şeyden, edebiyattan filan bahsediyoruz ama her birinin birbiriyle de ilintisi var, değil mi bunların? Yani Mutlaka. üreten bir toplum, eğitimi doğru almış bir toplum, yani kendi ayakları üzerinde durabilen bir toplum. Yani onlar daha sağlam. Yani şimdi bazı ülkeler methetmeyelim ama İsrail, o bir avuç İsrail bütün dünyaya meydan okuyor. Öyle değil mi? Marifet dolu her taraf Evet, çünkü. evet. Ya bunları da örnek olarak şey yapmak lazım ki. Evet, şimdi yine sizin Ben kitap. ilkokula başladığım zaman, hani bizim dönemimizde bitti o. Kazımpaşa Okulu'nda okudum ben. Okulumuzun arka bahçesi vardı. Orada işte kiraz ağacı vardı, erik ağacı vardı. Maydanoz, yeşil soğan, kıvırcık öyle bir Evet. şeyler ekiliyordu. Onlar sınıf sınıf ayrılmıştı. İşte 5. sınıfın tarla şeyi, sırası, hizası, işte 4. sınıfın, 3. sınıfın falan filan. Onların öğrencilerin ektiği şeylerdi. Biz ilkokula giderken bebekler için mama önlüğü, bebek patiği, işte kundak, zıbın, seccade işlemek, yani kaliçe öğrenmiştik. Erkek çocuklar tezgah yapmayı, halı dokumayı öğrenmişlerdi. Ortaokula giderken de ben Kısanat Ortaokulu'nda okudum. Bizim büyük bir yemek atölyemiz vardı. Dikiş atölyemiz vardı. İşte dikiş makinalarında dikişlerimizi dikiyorduk. İlk önce kendi önlüğümüzü, bonemizi dikmekle başladık. Kendimize kıyafetler, gecelik, sabah. Yani akla gelen her şeyi dikebiliyorduk biz ortaokul öğrencisiyken. Ve yemek yapıyorduk o yemek atölyemizde.
Bir keki çırpıncaya kadar küçücük çocuklarız yani, bileğimiz hemen yoruluyor. Kocaman bir bakır şeyimiz vardı bizim, kabımız vardı. Onun içinde büyük bir şeyle, çırpıcıyla bir kek çırpacağız. Mesela 8-10 tane kız el değiştirdik. Ay ben çok yoruldum, birazcık da sen çırp. O yorulur, öbürümüz çırparız falan. İşte yemekler yapılır. Böyle masa örtülü sofralar hazırlanır, masalar hazırlanır. Yani evimizde bizim masa yok, porselen tabağımız yok o dönemde. Niye yalan söyleyeyim? Yok yani. Sofrada yer bezi seriyoruz. Sofrada, tahta sofranın üzerinde yemek yiyoruz. İşte bir kaptan yemek yiyoruz falan filan. Yani yaşam tarzımız, ama biz kız meslek lisesinde bir İstanbul hanımı nasıl yemek yiyorsa, elimizde peçetelerimiz, Amerikan servislerimiz, işte kaşığımız, çatalımız yerli yerinde. Pastasıyla, tatlısıyla, ne bileyim, hanım göbeği tatlısına varıncaya kadar mesela yapabiliyorduk her türlü çorbayı, yemeği, börekleri. Bir de ne yapıyorduk? İşte diğer okulların öğretmenlerini de misafir olarak çağırıp servis yapmayı şey. Şimdi bu tür şeyleri kim yapıyor biliyor musunuz? Montessori okulları deyip işte senede 60-70 bin lira para vererek yabancı menşeli okullar yapıyor ve insanlar çocuklarını bu okullara vermek için yarış ediyor. Ama bunlar bizim zaten kültürümüzde vardı yani. Biz zaten böyle okullarla büyüdük. Şimdi ben bunları görünce üzülüyorum. Diyorum ki yani biz kendi koruyamadığımız şeyleri bizim çocuğumuza başkası geliyor el işi öğretecek, başkası işte toprakla oynatacak, başkası gelecek takı yapmayı öğretecek. Okulun şeyi bu. Hani onun yanında tabii başka şeyler de koyuyor. Tabii yalnızca bu değil. Mesela 80 öncesi, ben 80 mezunuyum. Biz okulu bitirdik. Ertesi sene darbe oldu. Biz astronomiden, psikolojiden, mantıktan tutun işte inkılap tarihi, bütün dersleri gördük. Sonradan ben gördüm, baktım çocuklar lise bitiriyorlar ama seçmeli ders koymuşlar. Matematiği seçmiyor, biyolojiyi seçmiyor, kimyayı seçmiyor. Bizim öyle bir şansımız yoktu, iyi ki de olmamış. Biz o derslerin hepsini bir şekilde temelini aldık. Çünkü hayatın hepsi içinde. Yani biyolojiyi bilmeden insan hayatını bilmek, çocuk doğurmak, hayvanları tanımak ne kadar mümkün? Veya işte kimyayı hiç bilmeden. Yani bazı şeylere yazık edildi. O seçmeli derslerle başladı şeyler, kredili derslerle başladı diye düşünüyorum. Tabii ki bu işin eğitmeni ben değilim. Bir öğretmen gibi bilemem ama ben de üç farklı dönemde çocuk yetiştirdim, okuttum. Onlardan iyi kötü takip ettiklerimiz ve şimdi torunlarımızda gördüklerimiz var. Benim izlenimim o. Ama Süt ince tozu noktalar. dönemini biliyor musunuz? Neyi? Amerikan süt tozunu verdikleri dönemi. Bizim evimizde 18-20 tane inek vardı o zamanlarda. Ben de kuyruğa girer oradan süt tozundan isterdim. Yani öyle de bir Ya. çocukluk işte. Şimdi Ama evde bizim yemezdik, tereyağı yemezdik, süt içmezdik. Neyse yani o bir ya şey hani veriliyor ya. şey çok ilginç ya. Ya. 87'deydi herhalde. Ben Sivas'ta da çalıştım. Şimdi Sivas'ta tereyağı vardı. Böyle tenekeler dolusu yapıyorlar işte. Orada sürüler var filan. Şimdi o tereyağını satıyorlardı. Şey yağ alıyorlardı. O sana yağ türü, vita yağı dediğimiz böyle dolu o yağlardan alıp yemeklerde Margarin ya. onları kullanıyorlar. Margarin. Onları kullanıyorlardı. Bunlar da bize empoze edildi. Zeytinyağlı neydi o? Bir türkü vardı ya. Hayır ya şey. Basmada fistan giyemem ama zeytinyağlı yiyemem. Bir türkü vardı. Şimdi türküyü de hatırlayamadım ama basmanın da ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Pamuklu. Fazenlerin de ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Zeytinyağının da ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik ama birazcık iş işten geçti. Evet. Maalesef. Ya şey bazen şimdi tabi bu kitapta da sizin yine şeyinizden alayım. Hani ben Azrail'i şu zaman öğrendim falan diyorsunuz ya. Evet. Şimdi ben İstanbul'da çalışırken hiç unutmuyorum. Allah rahmet etsin. Bizim bir profesör Cerrahpaşa'da biz de dernek kurduğumuzda İsmail o işte şey yapmıştı. Onu ziyarete gitmiştik de bir tane genç doktor onların yanında çalışan annesi ziyarete gelmiş. Hiç unutmuyorum o aralarındaki diyaloğu. Annesine diyor ki anne diyor ben bayramda geleceğim diyor şeyde baklava diyor yap bize diyor torunları da var filan o da tamam diyor ben diyor şey yapacağım tereyağlı şeyli filan o diyor ki doktor sakın diyor öyle yapma diyor artık biz diyor şeyi bıraktık diyor şekeri bıraktık tereyağı bıraktık şimdi o
böyle şey olarak bakıyor. Diyor ki ne yapacağım diyor. Şeker pekmez dök diyor. İşte tereyağı yerine işte şunu dök filan. Böyle diyor ya, yenir mi o der gibi. Annesi de böyle kendisini şey yapıyor. O diyor ki artık o şey bitti yani, yeni bir beslenme şeyine geçtik Evet. filan diyor. Şimdi demek ki insanlar nasıl alıştırılırsa, nasıl yetiştirilirse damak tadı da dediğimiz birçok şeyleri zor değiştirdik öyle ya. Yani biz zeytinyağına geçtik ama şundan geçtik. Ben Pamukova'ya taşındığımda, tekrar memleketime geldiğimde İstanbul'daydım en son. Kendimiz burada yetiştirdik. İşte kendimize yetecek 70-80 litre şey çıkartıyoruz, zeytin. Onu da tamamen ona geçtik biz. Şimdi toplum Evet. olarak düşünürseniz bu da tabii ayrı bir şey tabii. Ayrı bir alışkanlık veya atadan gelen bir beslenme alışkanlığı. Tabii bütün bu doğruları da bu kitaptan bahsederken yani çok yazarlarımıza iş düşüyor. Yani çok kitap okumaya şeyimiz düşüyor. Yazmaya işimiz düşüyor değil mi? Daha iyi bilenlerin yani yazdıklarını okuyup Evet. takip etmemiz gerekiyor. İşte şey yaptığımız da o. Ama birçok geleneklerimiz de var. Yani şimdi özlüyoruz bazı gelenekleri. Mesela burada panayır, sizin panayır çok meşhurdu yani. Şimdi çocukken bir yıl boyunca anne babalarımız bize affedersiniz yani böyle hayvanları teslim ediyorlardı. Diyorlardı ki Eylül aylarında filan panayır oluyor ya. Evet. O zaman diyorlar sana diyorlar bu toprak testi var. Onun küçük bir ibrik var böyle. Su koyuyorsun içine. Öttürüyorsun. Sana diyorlar bir tane şey Evet. alacağız. Ya ibrik alacağız Biliyorum. diyorlar. Biz bir ibrik almak için hem öttürüyoruz onu şeyde. Başka oyuncak yok ki zaten. Daha Eylül ayına kadar panayır şeyi kafamızda kuruluyor. Bir de panayıra geliyoruz. Oradaki bambaşka bir dünya görüyoruz. Arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Yeni böyle gençlerle karşılaşıyoruz filan. O etkinlikler. Hele o salıncak yok mu? Yani salıncaklara binip dönme. Yani şu an onlar bitti. Sizin orada şeyleriniz var. Mesela ilginç şey, anlatımlarınız var o hikayeler arasında. Geyve sanıyorum bizden sonra oluyordu. Geyve panayırı daha coşkulu oluyordu. 14 Eylül 14 Eylül mü? geldi. O zaman bizimki 12 Eylül falan değil mi? Daha önce sizden. Orayı Pamukkale'nin hiç bilmiyorum yani. Ya sizden evet sizden önce biliyorum ben. Ha, öyledir. Bir de şey Şimdi o vardı. Onunla beraber panayırlar bir de köylüler mesela gelirdi işte onların hayata açılma şeyleri bir yıl boyunca çalışmış, çabalamışlar. evet. Şey gibi sonradan mesela panayırlar kaldırılırken şöyle düşünülmüş. İşte geyveli esnafa iş kalsın. Hani köylüler gelip paralarını orada harcamasınlar ya harcasınlar. İnsanlar bir yıl boyunca çalışıyorlar ve 3 gün eğlenmek istiyorlar. Şey gibi düşünün. Nasıl insanlar gidiyorlar Kıbrıs'ta kumar oynayıp paralarını kaybetmeye razı olarak gidiyorlar. Evet. Yani para dediğin şey de birazcık senin gönlünü de eğleyecek. İşte hep sana kalacak, hep çocuklarına kalacak diye bir şey yok ki. İnsan mutlu olmaya muhtaç. O şeylerde, çadırlarda ne kadar para harcarlar bilmiyorum. Çok böyle güzel kızlar vardı. Böyle greplerle başlarına şu yukarıdan şeyler kapatırlar. Böyle onlar da ya çingene pembesi olur ya fosforlu yeşil olur. Kollarında böyle şıngır şıngır bir sürü bilezikler olur. Yani ipek şeyleri olur, şalvarları olur ayında. Geçerler şeylerin çadırların kapısında hem oynarlar hem müşteri çağırırlardı. Tabii biz kız çocuğuyuz, bizi almazlardı şeyde. Biz de hayal gücümüzü kullanırdık. Ne oluyor acaba çadırlar içinde ne var diye. Ama şey sefasını sürdükçe çok güzel anılar vardı bende. İnsanlarla güzel anılara da ihtiyacı var. Son yıllarda Ayva Festivali 2 defa yapıldı. Sonuncusu niye yapılmadı onu da anlamıyorum. Şehitler vardı ama eğlence kısmını çıkarıp o hiç değilse sergilerin, satışların yapıldığı şey yapılabilirdi. Ama böyle bir karar verildi. Hani söylenecek bir şey de yok. Ama o zaman da gördüm işte bir şiir gecesi yapıldı. İbrahim Sadır gelmişti, şarkıcı gelmişti. Gençler eğleniyordu falan. Dedim ne kadar ihtiyaç var. Çünkü o eğlencede de insanlar beraber olmayı öğreniyorlar. Başka fikirden, başka düşünceden, farklı kıyafetlerden, farklı mahallelerden insanlar gelip aynı yerde eğlenmek. O da bir şekilde birbirine sarılmanın bir başka şekli. İnşallah daha çok geliştirilir, daha güzelleri yapılabilir. İnşallah Ayva Festivali gerçekten iyi oldu yani. Bu Geyve içinde şey içinde ama ortak bir şey yapılamıyor ya. Aslında burası Geyve ve Pamukova ortak yani bir şeyde merkezde yapılabilir ama
Yo, fark etmez ya, ayrı olsun ama şey olsun, planlı olsun mesela. Planlı olsun, evet. Gevenin üreten insanları bilsinler ki kesinlikle işte şu zamanda Ayva Festivali olacak. Kadınlar bilsinler ki o zaman da olacak işte ne bileyim kimisi makarnasını yapar, kimi tarhanasını yapar, turşusunu, salçasını yapar. Önemli olan burada gelir elde etmek. İnsanlara gelirini nasıl değerlendireceğini öğretebilirsek aslında bu eğitim alanında olabilir. Çok farklı. Çünkü bizim yöremizde bir de ben bunu zaman zaman çok düşünürüm. Kadınlar ellerine geçen parayı ne şekilde değerlendireceklerini de çok maalesef ki yapamıyor. Mesela ben evlendiğim zaman daha düne gelinceye kadar o zaman alınan çarşafları kullandım. O zamanki havluları, o zamanki patikleri, o zamanki oyaları, tülbentleri. Yani bunlar aslında büyük bir maddi yatırım. Keşke bunları yapıncaya kadar evlatlarını bir tatile yollasalar. Keşke bir yabancı ülkeye yollasalar. Keşke bir izci kampına, keşke bir eğitim kampına, keşke bir yıldan fazla dershaneye. Yani aslında onların hepsi para ama bunun para olduğunu farkında değiliz. Biraz törelerimiz bizi maddi yönden de maalesef köleleştiriyor. Onların ucun ucun birikmesi hem annelere külfet hem çocuklara külfet. Keşke bunu bu kadar böyle sandık sepete yığmayıp dünyayı görmek aslında en büyük kazanım diye düşünüyorum ben. Evet. Çocuklara onu versinler. Evet. Şimdi çok ilginç şeyler vardı ya. Siz gerçekten yani bu kitabı birkaç kere okumak lazım. Ya şimdi benim aslında not da alamadım ama bazı mesela siz Gevey'i çok seviyorsunuz. O şiir de yazmaya başlamışsınız. Onunla ilgili burada bir şiiriniz vardı. Gevey ile ilgili. Geyveli, evet. Geyveli ilgili iki tane şiirim var. Evet. Ondan Geyvenin şiir zamanlarını yaşadım ben. Şanslı bir çocuktum. Öyle diyorum hep. Geyve zaten bize göre biraz daha şey ya. Yani bizden daha önce Geyve ilçe olduğu için tabii ki kültür etkinlikleri bakımından da daha Pamukova'dan şey zengin yani. Ama önemli olan tabii bunları arşiv yapabilmek. Yani şimdi bir kültür salonları yok böyle hani kütüphane gibi veya bu şeyde. Var biraz kitap toplamışlar. Şimdi kimse de oraya gitmiyor ki. Önemli olan onları insanlara okutabilmek ya. Öyle değil mi yani? O yetkililere de burada görev düşüyor tabii. Kitabı okutmak, yaşamak, yani okuyan insan farklı biri olduğunu ispat etmemişse, yani okuduğun kitaplar senin hayatında bir değişikliğe yol açmamışsa başka insanlar niye okusun ki? Birazcık okuduklarımızı yaşamak da çok önemli. Örnek olabilmek çok önemli. Başka bir dünya sunabilmek çok önemli. Ben amcamın hanımı vardı, rahmetli oldu Melahat'cığım. Bir gün konuşuyoruz. Ben şey dedim orada sohbet sırasında. Ya dedim insanlar ne güzel okudukları kitabı anlatıyorlar. Tık 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 diyorlar ki işte şunu yazmıştı da bunu okurken ay ne güzeldi. Çok üzülüyorum dedim ya. O kadar kitap okudum ben hatırlamam böyle işte yazarı şuydu. Konusu buydu bilmem neydi. Bende duygular şeyler kalır. O zaman Allah rahmet eylesin şöyle söylemişti bana. Reyhan okuduğun kitapların isimleri, konuları, yazarları veya yazıldıkları tarihler değil önemli olan. O kitaplar seni nasıl yordu? Senin nasıl bir insan olmana fayda sağladı? Senin yolunu nasıl açtı, nasıl aydınlattı? Asıl önemli olan o. Şimdi ben ona çok 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 hak veriyorum. Sahiden öyle. Onlar yalnızca bir alev o an için. Okuyoruz ve geçiyor. Tabii ki hani hatırlasam zihinsel olarak o çok güzel bir şey hani sohbet sırasında faydalanırım. Ama onlar bize farkına varmadan yolumuzu gösteriyor. Şey gibi aynı yemek yerken nasıl yediğimiz bir içtiğimiz bir sütün, yediğimiz peynirin bizi büyüttüğünü gözümüzde görmüyoruz. Hani büyüyoruz farkına varmadan. Aslında okuduklarımız da aynı şekilde bizi besliyor, yoğuruyor, farklı bir insan kılıyor. Bu okuduklarımızın ve gördüklerimizin aslında daha çok da biraz muhakeme gücümüzü geliştirebilmemizden alakalı şeyler. Çocuklara eğitimden bahsediyorduk ya az önce. Evet. Şunu söylemek istiyorum, korkutmadan çocuk büyütebilmek. Yani onların ufkunu daraltmadan, onların soru sormasına izin vererek. Biz birazcık soru sormadan büyüyen çocuklar olduk. Biz korku hikayelerini çok dinledik. Benim kitabımda bulacağınız şeylerden biri de odur. Cinli perili masallar. Benim kızlarım daha çok kendine güvenir. Ben daha çok korkarım mesela. Yalnızlık korkum vardır. Neden? Çünkü öyle hikayeler anlattılar ki bize ya. Anlatabilemedikleri her şeyi bize masallaştırdılar. Oradan cin çıktı, buradan peri çıktı. Eşiğe oturduk, iftiraya uğradık.
İşte incir ağacının altına oturduk, bilmem ne oldu, ceviz ağacının altında şu oldu. İşte tırnağını kestin öyle oldu, sakız çiğnedin böyle oldu. Bir de bizim sokağımızda şey vardı, Perili Tevfik amca. Kitabın sayfalarında ona da denk geleceksiniz. Evet. Onu anlatırlardı mesela. Ya yani çocuk şeyimle sokak lambası olmayan bir sokakta yaşıyorduk. Kendi evimden sokağa çıkıncaya kadar Gulhü'yü şeyde başlardım, evde başlardım. Caddeye çıkıncaya kadar Gulhü'yle şey yapardım. Niye bir anda sanki oradan cinler periler çıkacak, şey yapacak. Yani aslında bizim beyinlerimiz şartlandı. Biz belli kalıplara sokulduk. Korku dağlarımızı bizim çoktan kurdular. Şimdiki nesil çok daha iyi olacak ama gerçek eğitime ulaşabilmiş olanlar. Eğer onları da kurslarda yine belli baskılarla yetiştiriyorsak, işte Sübyan mekteplerinde, başka yerlerde, yani örnek vermek istemiyordum ama başka türlü de anlatamıyorum bunu. Yine aynı şeyleri yaşayacaklar. Üstelik o izler gitmiyor. Yani insan kaç yaşına giderse gitsin, hangi gerçeği görürse görsün, o içinde büyüttüğü korkulardan kurtulamıyor. Çocuklar çok güzel sorular soruyor ve gerçeği bizden daha iyi görüyorlar. Ben Şey, ona inanıyorum. adamlar hala bazı yerlerde şey yapıyor işte, yani falaka şey oluyor. Benim öyle yazdığım Sakarya'da bir haber vardı. Birçok Hürriyet falan da yazmıştı onları. YouTube bana engel getirmiş. Bana yazmış, yani işte falaka atan bir tane Erenler'deki bir şey. Kursta, Kur'an kursu mudur nedir? Ondan sonra ben de itiraz et dediler. Yazdım, dedim ki ya Hürriyet gazetesi yazıyor, suç olmuyor da. Şimdi bize şey getiriyorlar. Yani oraya bir çentik atıyorlar. Yani YouTube'da baya bizim videomuz var. Bir türlü adama anlatamadım. Hala durur orada. Bakıyorum hala şeyde var. Ta onları bile rahatsız ediyor. Yani çocuklara tersine, yani şey, çocukları sözde biz şey yapmışız, yani onu yazmamamız lazımmış. Sen adam orada suç işliyor, o çocuğa baskı yapıyor, elinde sopa falaka atıyor çocuğa. O da ağlıyor, bağırıyor filan. Yani hala bu çağda dediğiniz gibi, yani çocuklar bizi geçtiler aslında. Şimdi benim torunlar var. Akşamleyin ben yapamıyorum vallahi. Yani bayağı teknik olarak iyiyim bu bilgisayarda da. Onlar WhatsApp'tan 6'lı, 7, 8'li birden geliyorlar, böyle cıvıl cıvıl bir takla atıyor, bir oyunlar yapıyor bize. Yani elleri de küçük olduğu için şeylere, telefonlara daha hakimler. Şimdi o çocuğa niye anlatacaksın? Yani öyle baskıyla şunla bunu öğretemezsin ki. Ya artık şeyleri aşmışlar. Aynen öyle. Ama önceleri bizler de yani eğitimci olarak yaşadık o günleri de. Artık onlardan şey yapmak lazım ya, geçmek lazım da. Evet, şimdi ben tekrar bunu gösteriyorum. Yani takipçilerimize veya şeye koyacağımız için, yani insanlar sizin hayatla aramda, ya aslında en çok yani hayatla aranızda ne vardı? Ben zaten anonsta yaptım. Şimdi hayatla aranızda hiç konuşamadık, yani böyle daha değişik şeylere girdik. Evet, bir de oraya gelelim, yani şimdi hayatla aranızda ne vardı? Nasıl oldu? Yani sizi yazma şey yapan, teşvik eden veya sizi yazmak için eyleme sokan diyelim, nedir yani? Birikim, tam mutlaka yani bir birikim var kafanızda da şey var. Yazma ayrı bir ihtiyaç zannediyorum. Yani çok da iyi bilemiyorum aslında hani hangi dürtüyle başladığımı. Birazcık hayata mola verdiğimde benim çıktı yazma olayı meydana. Çok nasıl diyeyim, hayat şartlarının bizi zorladığı, çok yorgun geçen yıllarımız oldu. Hayat dediğimiz bir mücadele. Kolay değil yani. Dışarıyı hiç bilmeyen bir insan İstanbul gibi bir ortama gelmiş, bir aile kurmuşsun. Bir taraftan gelir durumuyla başa çıkmaya çalışıyorsun. Bir taraftan ailelere yük olmamaya çalışıyorsun. Bir taraftan hiçbir şeyden eksik kalmamaya çalışıyorsun. Tabii bunlar bir taraftan maddi kazanımlar gerekiyor. Bir taraftan iyi harcaman gerekiyor. İşte bir taraftan çocuklarını çok iyi yetiştirmen gerekiyor falan. Bir yıl şeyler. Ben de çok çocukçu bir anneyim yani. Bütün önceliğim onlar. Derken işte 50 yaşındaydım ben. Ay ben ne yapıyorum dediğim zaman iki kızım evlenmişti. Bazı ölümler yaşamaya başlamıştım.
Bunlar insanın hayatla ilgili sorgularını artıran şeyler. Aslında hep hayatın farklı yönlerini. Sevginin, aşkın da aslında kıymetini bildiğimiz zamanlar. İnsan insanı eskitiyor mu diyeyim, insan insanı yoruyor mu diyeyim, insan yaşadıklarının çok adını koymadan yaşıyor da farkına mı varmıyor diyeyim. Hep anı sonradan fark etmekle alakalı işte. Ben orada sorgularım benim biraz fazla uzun sürdü. Şey zannediyorsun sanki, hayat avuçlarından uçup gidiverecekmiş gibi, zaman kısalmış gibi. Hani gençliğin çok büyük bir çoğunluğunu yaşadım, bitirdim, elinde hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yokmuş gibi. Geri kalan zamana bakıyorsun işte, yaşıtlarına bakıyorsun artık hastalıklar, işte eksiklikler. Yani elden birisi eksilse senin hayatın gidiyor, mahvoluyor. İşte olmadık bir acı yaşıyorsun, hayatın mahvoluyor. Veya vücudunla ilgili bir şey. Bunlar benim yaşama bakış şeklimi çok değiştirdi. Hayatın daha bir anlamını fark ettim zannedeyim. Yaşam aşkı aslında. Bir şeye karar verdim. Hiçbir şey için kendimi üzmeyeceğim, yormayacağım. Her anı çok iyi değerlendireceğim. Kavgayla, gürültüyle, boş üzüntüyle geçirecek hiçbir anım yok. Yani anı nasıl yaşayabiliyorsam, en verimli şeyi nasıl yapabiliyorsam o şekilde yaşamak istiyorum diye. Bu aslında bu benim kendi bir kararımdı. Bilmiyorum ne kadar tutabildim, ne kadar yapabildim. Bu alanda kendim için yaptığım şeylerden en güzeli de yazmaktı. Bir arkadaşım şöyle demişti, duygularını fotoğrafını çektim şiirlerimde. Onu sahiden hissediyorum. İki tane kitap şiirlerim birazcık geride kaldı gibi. Şimdi çok daha az şiir yazıyorum. O zaman çok daha böyle sanki onlar beni bombardımana tutuyordu neredeyse. Yani asla yazmadan duramıyordum gecenin üçünde, dördünde. Ondan sonra bir yere giderken simitçilerden kağıt aldığım, yazdığım çok oldu. Telefonuma notlar aldığım çok oldu. Veya işte yürüdüğüm yolu yarıda bırakıp bir bank bulup, bir duvar bulup oturup işte bir şeyler yazdığım çok oldu. Aslında o bir kalkışmaydı belki de. Yıllarca okuduklarım, yaşadıklarım bana artık yaz emri vermişti. Ben öyle düşünüyorum. Bunu da üretmenin bir dalı olarak görüyorum ben. Birkaç gazetede köşem var. Birkaç dergide yazıyorum. Yine sosyal medyada Facebook'ta belli bir takipçi sayısına ulaştım. Onların eleştirileri, beğenileri, bazen katkıları oluyor. Onlarla bir şeye gitmeye çalışıyoruz. Ben burada da ürettiğimi düşünüyorum. Ben hayatım boyunca hep üretmiştim. Şimdi de fikir üreterek, kendimi sorgularken başkalarının sorgulamalarına yol açarak, kendi anılarıma giderken işte sizde olduğu gibi sizin anılarınıza yolculuk yapmanıza vesile olmak gibi. Ben yine bunu üretmek olarak düşünüyorum. Bir de beğendiğim şeyleri paylaşmak olarak mesela. İşte izlediğim programlardan oluyor, okuduğum kitaplardan oluyor, onların bende açtığı yollar. Bir sürü şeyi aslında dinliyoruz, öğreniyoruz, yaşıyoruz, farkındayız. Ama onları mesela peş peşe getirmiyoruz veya hayatımızdaki olayla birleştiremiyoruz. Onları bir anahtar gibi kullanamıyoruz. Aşkı ben burada seçmiştim. Aşk deyince illa ki kutsal olması gerekmiyor ya. Bir kadın bir erkeğe aşık olabilir. Evladına aşık olabiliyor, doğaya aşık olabiliyor. Aslında bütün aşkları açan bence kadın ve erkek aşk gibi. Bana öyle geldi, bilmiyorum. Ben öyle hissediyorum. Hepimizin kalbinde bir kilit var. Ve Allah onu açmaya nasip ediyorsa eğer açıyor. Ve kimse kendi kalbindeki kilidi açamıyor. İlla ki biri vesile oluyor. Ama o açtığımız kalp işte çiçeği daha çok sevmemize, böceği daha çok sevmemize, ağacı daha çok sevmemize, denizi, dağı, gökü, yeşili, maviyi daha çok sevmemizi veyahut da anlamamızı sağlıyor. Bana Allah bunu nasip etti. Beni yazdıran aşk da şimdi ne kadar böyle birazcık sanki uzandaymış gibi konuştuk ama benim asıl yolum aşk. Çünkü aşk bütün hayatı güzelleştiren, bütün işlerimizi kolaylaştıran, yükü sırtımızdan alan bir duygu. Onu yaşamadan Allah kimseye bu dünyadan göçmeyi nasip etmesin diyorum. Bir şekilde yolu oraya varsın. İnsanın insan kıymetini bilmesi için de bu öyle. İşte kötü şeyler yaşıyoruz ama insanı bilen, yani sevmeyi bilen insan kimsenin canını yakamaz, kimsenin yoluna gidemez, kimseyi ötekileştiremez. İnsan insanı yüceltmeye çalışır. Çalışmalı daha doğrusu. Yaşamın ilk başı bu.
Herkes için kendisine istediklerini istemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle benim yazma serüvenim bu. Biraz siyaset tabii etken oldu. Biraz taşlamalarla da devam ettik. Ben o şeyi, yani eleştiri yapmayan, yalnızca aşkı, yalnızca aşk dersek olmaz. Çünkü siyaset de, ekonomi de, her şey de hayatın içinde var. Hayatı var olduğu gibi. Bugün Nazım Hikmet şiirleriyle anılıyorsa o bir fikir adamı olduğu için. Bugün Sabahattin Ali şiirleri çok kıymetliyse o bir fikir, o bir dava adamı olduğu için. Bugün bir Sezai Karakoç, bugün bir Necip Fazıl'dan bahsediliyorsa onlar fikirleriyle kendilerini var ettikleri için. Yani donanımlı olmak gerekiyor. Yaşamın her alanından haberdar olmak gerekiyor ve biraz cesur olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni kitaplarınız var mı? Çalışıyor musunuz? Ben kitapları bitinceye kadar hiçbirinden haberim yoktu. Hep onları ben yazıyormuşum. İşte benim bir blog sayfam var. Şiirlerimi işte yazdım yazdım. Bir yerden sonra işte onlara kitaplaştırma yoluna gittim. O tamamen kendime bir şeydi yani. Bir anı, güzel bir anı olsun diye başlamıştı yolculuğum. Ama sonra yazma serüveni devam edince ikinci şiir kitabım geldi. Sonra hikayelerim, denemelerim, anılarım derken hayatla aramda geldi. Benim yazılarım devam ediyor. Hikayelerim, denemelerim devam ediyor. Eğitim yolunda da devam edince farklı alanlarda da eğitim almaya devam ediyorum ben. Ettim daha doğrusu. İşte bir antik Yunan felsefesinden de, onların mitolojik eserlerinden de, kendi tarihimizden de, işte sosyolojik ve psikolojik alandaki şeylerden de faydalanmak istiyorum. Aslında okudukça yazdığım alanlar değişiyor ve gelişiyor. Aslında her alan hepimizle alakalı. Yani hepsi insan hayatının içinde olduğu için hepsi bir şekilde yazılarıma ulaşıyor diye düşünüyorum. Blog sayfamda devam ediyorum onları biriktirmeye. Sosyal medyada paylaşmaya devam ediyorum. Bilmiyorum. O da belki vaktini bekliyor. Hani çıkarsam benim bir şiir kitabı daha çıkaracak kadar şiirim var. Bir o kadar da hikayem var ama şu an için beklemedeyim. Köşe yazılarıyla bir yere kadar. Şimdi Devam. takipçilerimiz var. Onlar da İsmail Tezer şiirler okurken o şiirden anlam çıkarabilmek, o ruhu anlamak için yazarın ruh halini yakalayabilmek gerekiyor. Şeyhan Hanım'ın konuşmalarından bunu anladım. Doğru mudur hocam diyor. Yani bizim tanıdık bir arkadaş İsmail Tezer. Evet. Tabii yani şiir çok farklı bir şey ya. Yani daha özlü sözlerle şey anlatabilmek. Yani ruh halinden diye onu anlıyorum diyor siz konuşurken. Halil İbrahim Aslında Keskin herkes kendi dağarcığında olduğu kadar anlamış. Bütün kitaplarda öyle. Biz kendi bilgimizin üzerine ne kadar koyabiliriz? Kendi duygu dünyamızın üzerine ne kadar koyabiliriz? O çok önemli. Ben karşı komşuma şunu sormuştum. Benim şiir kitabımı aldığı zaman onlar benden çok gençler. Dedim İbrahim ne hissediyorsun, hani benim şiirimi okumak nasıl bir şey oluyor? Hani beni o çok farklı bir insan olarak görüyor ama kitabımda tabii ki farklı bir Reyhan var. Şey demişti bana, Reyhan abla ben senin kitabını okurken senin olduğunu unutuyorum ki ben şiirin içinde kalıyorum. Yani şiirde de çok farklı şeyler var. Bazen insan mesela bir şiir yazıyorsun, onu okuyan çok farklı bir şekilde yorumluyor. Aslında yazandan çıkıyor o şiir. Ben yazdığım anda, onu paylaştığım anda o benden çıkıyor. Artık okuyucunun dünyasında farklı bir şiir oluyor. Herkes kendi dünyasında yorumluyor onu. Kendisine göre bakıyor. Mesela geçenlerde şiir yazmıştım uçurtma diye. Onu herkes kimi gerçekten uçurtma olarak algıladı, kimi hayatına ilgili bir şey olarak şey yaptı. Ben onu mesela yazarken benim elimde sevgiliydi. Yani ipi, uçurtmanın ipini tutarken aslında sevgiliyle olan bağlantıyı koparmamaktı. Yani o süslü kuyruğuna bakıp giderken sevgili kendi şeylerini, hünerlerini methediyor. Kendini çok beğeniyor. Kendisi çok olumlu. Oydu benim mesela yazarken ama okuyanların hepsi onda çok farklı anlamlar keşfetti. Bu da beni çok mutlu ediyor aslında. Yazılan eser yazardan çıkıyor yani. Okuyucunun oluyor artık. O kendi nasıl yorumlarsa öyle oluyor. Ama Evet. hikayelerini bildiğimiz tabii şarkıları, türküleri, şiirleri farklı seviyor. Onlar da var. Evet. Zaten şimdi yazıda da o yani herkes kendine göre yani şey yapıyor ve kendi ortak şeyler buluyor değil mi orada yani hikayede olsun, Aynen, şiirde olsun. aynen. O derinlik size ne kadar
işliyor? Yani siz orada nasıl bir duygulanıma giriyorsunuz? Yani şeylerle mesela ben bazı şiirleri okuduğum zaman işte eğer hani bu konuda hiç ahkam kesmek istemiyorum. Çünkü ben kendimi şair olarak da vasıflandırmıyorum. Onu her zaman için okuyanlar belirlermiş. Şiir midir, şair midir onların notunu veren. Ama ben kendimce okuduğum zaman bir şiir beni bir yere götürmeli istiyorum. Bir konusu olsun istiyorum. Ben de bir duygu yoğunluğu oluştursun istiyorum. Ben şunu yaptığıma inanıyorum. Çok şiiri dünyalarına sokmamış pek çok arkadaşıma şiiri sevdirdiğime inanıyorum. Belki biraz öykülü şiirler, hani temalı şiirler yazdığım için sanıyorum bunu başardım. O da güzeldi benim için. Yani birilerine dokunmak, o duyguyu paylaşabilmek güzel bir şey. Şimdi o zaman ben bir soru sorayım size. Şimdi Kars'ta ben yazma niyetlendim. O ara işte şiir yazdım. Bilmiyorum ama 5-6 ay çalıştım. Ya onlar bittikten sonra inanır mısınız? Yani müthiş böyle bir ürktüm ya kendimden. Ya şöyle düşündüm. Ben şimdi dedim ki öyle bir parçayı böyle attım ki dışarıya. Ben dedim bir daha yazmak istemiyorum dedim. Korktum yani o şeyi. Sanki böyle pike yapıp böyle denizden bir şeyler atlarsınız ya. O şeyi hiç unutmuyorum. Bir daha da yazmadım. Öyle kaldı. Hep not olarak var yani arşivimde de. Aslında yazdığınız zaman başkalarının önünde çırılçıplak kalıyorsunuz. Evet. Yani sizin duygu ve düşünce dünyanızı örten hiçbir şey kalmıyor üzerinizde. Aslında size yani savunmak kalıyorsunuz. Korkularınızda çok haklısınız. Ben ilk zamanlar yazdığım şiirleri arkadaşlarımın sayfasında paylaşıyordum. Kendi sayfamda paylaşmaya son derece korkuyordum. Sonra bir şey geliştirdim. Gece mesela saat 3'te 4'te şiir yazıyorsam bunu hiç düşünmeden aynı anda sıcağı sıcağına paylaşıyorum. Çünkü ben bunu gündüz paylaşırsam korkuyordum. Korkuları da büyüten bir nesiliz çünkü biz. Sahiden öyle. Ama hiç ürkmeyin. Çünkü insanlar sizin haykırdıklarınızı değil, sakladıklarınızı merak ediyor. İstediğiniz kadar açık yazın, istediğiniz kadar net yazın. Oraya hiç kimse takılmıyor. Siz neyi saklıyorsunuz? Herkes onu merak ediyor. Onun için ben dedim ki Reyhan sakladık hiçbir şey bırakma. Çok şükür şimdiye kadar da hani yüzleşmekten korktuğum, ürktüğüm hiçbir şey olmadı. Hani beni utandıracak hiçbir şey olmadı o şey dünyasında. Aslında insanın kendi kendisiyle yüzleşmesi. Senin kalbinden ne geçiyor, aklından ne geçiyor, sen onunla karşılaşmaya hazır mısın? İçinde yaşattıklarını başkalarına söylemeye ne kadar şeyin var, cesaretin var? Bunlar aslında insanı kendi kendiyle sınavı diye düşünüyorum ben. Ben kendimi bayağı yendim o alanda. İnşallah ya. Biz de diyoruz bakayım yani daha ileriki zamanlarda ya bu sene çok böyle canlı yayınlar şu bu biraz şeye girdim ben de inşallah önümüzdeki sene ya yazmayı düşünüyorum çünkü epey şey var bende. 12 Eylül'ün falan böyle acılarını çektiğimiz için Maraş'ta falan da ben yaşadım. O zamanlarda da o günleri bayağı iyi hep kayıta aldım. Ve cezaevlerinde yattık yani o günlerden dolayı. Bayağı ilginç şeyler oldu. Benim cesaretim belki yani kötü bir şey yaşamadığım içindir. Yani her şeyi kendi yarattığım dünya gibi güzel ve masum hissettiğim için belki. Ama dışarıda sadece acımasız bir dünya var maalesef. İnsan insanı üzüyor ve ben şuna çok hayret ediyorum. Yani yabancılar üzmüyor insanı, kendi insanı üzüyor. İşte kendi memleketimin insanı üzüyor. Bunu bir sürü şeyde görüyorum. Bazı şeyler akıl erdirmekte gerçekten zorluk yaşıyoruz. İşte dünkü yaşanan olayda da Evet. HDP'de o şey. Şimdi bakıyorsun o genç de aslında bizim çocuğumuz, ölen kız da bizim çocuğumuz. Ve bu ölümle olumlu sonuç alabileceğimiz hiçbir şey yok yani. Hiçbir verim elde edemeyeceğimiz bir olay. Maalesef ki insanlarımız kullanılıyor. Sevginin, barışın, özgürlüğün, dostluğun olduğu ülkelerde bunlar yok. Niye biz birbirimizi sevemiyoruz? Niye biz birbirimizi üzüyoruz? Niye birbirimizin canını yakıyoruz? Refahın, mutluluğun, eşitliğin, adaletin olduğu ülkelerde insanlar birbirine bunu yapmıyor. Şu an aslında hiç farkına varmadığımız çok ağır şeyler yaşanıyor ülkede. Bir taraftan siyasi belirsizlik, bir taraftan maddi, ekonomik güçlük, bir taraftan da pandeminin getirdiği yasaklar ve korku. Bir taraftan bakıyorsunuz, siz cenazenizi iki kişiyle gömerken öbür tarafta törenler yapıldı.
ediyorsunuz ki sen bana bunu öğütüyordun. Niye şimdi bugün böyle oluyor? Ne oluyor? Siyasal otoriteye, devlet güçlerine olan bir küskünlük meydana çıkıyor. Bir taraftan bakıyorsun, sen işinden oluyorsun, sen ekmeğinden oluyorsun. Öbür tarafta bir bakıyorsun, başkası işini, işte bunu şeylerde gördük. Lokantalar, restoranlar kapandı, oteller açıldı. Diyorsun ki o da oradan ekmek yiyor, o da oradan ekmek yiyor. Ne fark ediyor? İşte bakıyoruz okullar kapatıldı, bazı kurslar açık oldu. O taraf oralarda eğitim oldu. Diyoruz bu nasıl oldu? Aslında eşitliğin, adaletin, hakkın, hukukun gözetildiği yerlerde bu tür depresyonlar, psikolojik problemler, işte ani ataklar, gerginlik, öfke hiçbir şey olmaz. Hepimiz için eşitlik, hepimiz için güzellik, hepimiz için kardeşlik ve aşk istiyoruz. Hepimiz birbirimizi sevelim. Bütün problemlerin altından ancak o şekilde kalkabiliriz. Yani birbirimizin haklarını gözeterek, birisi bizden istemeden vererek. Acı çekiyoruz hepsiyle beraber. Evet. Tabii ki yani şimdi insan bazen şunu düşünüyor ya. Geldiğimiz günden beri bu dünyaya bir önce o yıllarda bir fakirlik vardı, şey vardı, o dönemler şey. Ondan sonra ilginç şeyler oldu. Mesela ben kendi açımdan düşünüyorum. Anadolu'nun oraya sürüldük, buraya sürüldük. Kaç defa cezaevine gir, çık, oraya şu. Şimdi geliyorsunuz, daha sonra bakıyorsunuz ki birileri çok kolay bir şekilde rahat yaşıyor, iyiler. Niye geldik o zaman? Yani bir 50, 60, 70 Allah ömür vermiş. O yaşamı hep şeyde geçmiş. Yani bir standart bir yer var ya bizim mücadele eden bir yerde. Şimdi öbürküler gayet güzel. Tabii bunlar insanlar arasında birbirine güvenmemek, birbirini saymamak, değil mi? Sevmemek. Yani Evet. tamam ben iyi olayım o ne olursa olsun demek. Öyle değil mi yani o zaman sizin de yani doğru yani sevgi birbirine güven olmayan bir toplum yaşadık zannediyor. Ya yani şimdi hep yaşayabiliriz. Yani 300 sene de yaşarsın. Böyle yaşadıktan sonra kıymeti yok ki. Yani onları da tabii aşmak için dediğiniz gibi herkes birbirine saygılı olması gerekiyor. Onu da tabii şeyden geçiyor yani güzellikler var yani paylaşılabilirlikten onda kültür lazım, eğitim lazım. Adamda öyle bir şey yok ki. Din insanları birleştiren bir payda olacağı yerde maalesef ayrıştırıyor. İşte Haçlı Savaşları'nda gördük. Tarih boyunca gördük, hala da görmekteyiz. Evet. Kendi içimizdeki savaşlarda da gördük. Bir Çaldıran Savaşı'nda, Alevi-Sünni Savaşı'nda gördük. Bize şey derlerdi. Yani ben din konusunda da otorite değilim ama kendi aklımın işte erdiği kadarıyla mukayese etmeye çalışıyoruz ya. İşte ne kadar inanırsan inan, Hazreti Muhammed'e inanmadıysan ateşte yanacaksın. Yani cehennemden kaçışın yok. Şimdi bakıyorum insanlar yalnızca namaz kılarak, oruç tutarak, yalnızca camiye giderek. Aslında çok kolay yani onları yapmak. Cennete gidecek. Öbürleri bakıyorsun adam kansere ilaç bulmuş, şeyi bulmuş, Hiç olan kıymeti yok. elektriği bulmuş, kuduz aşısını bulmuş. İşte yani bir yön şeylerde insan hayatında. İşte kullandığımız telefondan kullandığımız şeyde. Ama biz diyoruz ki yok yok onların hepsi ateşe gidecek. Biz cennetliyiz. O da inanıyor. Şimdi biz bu sene işte şeyleri çok gördük derslerimizde. Aristo, Sokrates. Ondan sonra işte bunlardan bahsediyorum. Arkadaşlarımdan biri diyor ki peki diyor, niye İbni Haldun'dan bahsetmiyorsun? Niye diyor Sokrates'le, Platon'la, Aristo'yla hani şey yapıyorsun? Ama diyorum İbni Haldun da saklanıyor ki diyor ki benim hocam Platon'dur, Eflatun'dur diyor yani. Bu bilim dediğimizde, felsefe dediğimizde yani bütün bilim dalları da aslında bir alandan beslenerek, büyüyerek geliyor. Hiç kimse kendinden bir önce geleni inkar etmiyor ki. Biz şimdi başkalarını inkar ederken geçen bir yine bizim bilim adamlarımızdan biri konuşurken söylemişti. Ya diyor Aristo diyor niye diyor siz diyor kafir ilan ediyorsunuz? İsa daha doğmamış. Yani o da kendi dinini şey yapıyor. Adem'den beri gelmiyor mu bir din? Kimi kafir diyebiliriz ki? Adem Aleyhisselam'dan beri din öğretileri
bir şekilde geliyor ve onlar farklı alanlarda, farklı kitaplarla, farklı kaynaklarla, peygamberlerle kullarına geliyor. Dindeki amaç sosyal yaşamı düzenlemek değil mi? İnsanlarda hak hukuk dağıtmak değil mi? Toplumsal yaşamı kolaylaştırmak değil mi? Yani bunu hangi alanda yaparsan yap yine insanlığa ve dine hizmet etmek değil mi? Ama sen diyorsun ki işte herkes senin gibi davransa bu dünya ne olurdu? Çünkü herkes aynı şeyi yapıyor. Yalnızca onu yapıyor. Kim üretecek? Kim yetiştirecek? Kim bakacak? Kim öğretecek? Biraz da şeyden oluyor gibi geliyor ya. Şimdi bu sistem içerisinde hani bu particilik olayı var ya, yani dünyaya da bakıldığında onlar şimdi şeyleri kandırarak o dediğimiz sistem yok mu? İşin içine o girdikten sonra ne yapıyorsun? Hani çocuk kandırır gibi, yani çocuğa şeker göstererek kandırmak, şimdi ona da onu gösteriyor. Bu yasak, bu şey, bu doğru. Ben yasak biliyorum ya, sen benle berabersin, ayrıştırma yapıyor. Ondan sonra insanlar bölünüyor. Ya Allah istese, Allah yaratmış hani en kötü yılanından çıyanına kadar yaratmış herkese, onlara da yaşam hakkı vermiş. Şimdi oraya Aynen. bakınca bizimkilere göre birinin yaşamaması gerekiyor. Ona da lazım ama çalışıp ona üretmesi lazım. Vergi verecek ya, o da olacak ama sesini çıkartmayacak, oraya koltuğa gelmeyecek veya hak ettiği yere gitmeyecek, az yiyecek, o fazla yiyecek. Öyle değil mi yani? Şimdi siyasetçi giriyor işin içine. Yani Şimdi siyasetin ve iktidarın niye geldiğini bilmemiz gerekiyor. Hak ve görevlerden bahsetmiştik ya. evet. İşte onun gibi. Aslında siyasi otoriteye ihtiyacımız var. Bu Evet. kendiliğinden oluşacağın bir şey değil. Kentleşmeyle meydana çıkan ve insanların belli işleri yapabilmesi için başına getirdiği güç. Yani herkes herkesi yapamayacak. Ne olacak? Burada işte yolları yapacak, eğitimi idare edecek, sağlık hizmetlerini idare edecek, onun gibi bir yıl hizmeti verecek kuruluşlara ihtiyacımız var. Siyasette de bu aslında neyi tartışılıyor? Bu hizmetleri en iyi kim verebilir? Vatandaşa en iyi hizmeti kim sunabilir? Bu alanda partilerde bunun için kurulmadı mı? Biri diyor ki ben daha iyi hizmet veririm. Öteki diyor ki ben daha iyi hizmet veririm. Şimdi niye biri benim partim olsun ki? Gelen kim olursa olsun ben iyi tarafını övmek değil, kötü tarafını eleştirmek zorundayım. Niçin? Çünkü kötüyü eleştireceğiz ki iyiye varabilelim. Yani kötüyü kapatmakla, eksiği kapatmakla. Ben particilik şeyini hiç anlayamadım. parti, yani yöneticilik diyelim, yani partiden ziyade. Yani kolay yerde şimdi şey yapmak için, yani insanlar kandırabiliyorlar. Yani şimdi diyorlar ki mesela din, halbuki din, millet olma filan, onlar ayrı şeyler. Ya onlar siyasi amaçları için kullandıkları için baya böyle şey, bir ağır bir şey oldu da. İnsanlar kandırabiliyor. Yani önce insanları okutmuyor, okullarını açmıyor. Daha kolay ne diyorlar? Hani bazı siyasiler konuşuyor diye, bizim için okumamış olmak daha iyi diyor. Çünkü onlar daha kahraman diyor. Ya sen o zaman sen niye okudun? Şimdi o okumuş, kurtarmış. Öbürkü zavallı okuyamamış ya. Onlar okutmamış. Şimdi ona oy verdiği için o kahraman oluyor. Kendisi okumuş. O zaman sen niye okudun? Öyle değil mi yani? Kendisi oyu alan, uyanık. Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü diye bir romanı var. İnce bir roman. Geçen yıl okudum onu. İşte Orta Çağ. Kiliselerin çok söz sahibi olduğu dönem. İşte giyotinle can alındığı, idamların işte meydanlarda yapıldığı dönemlerde. Bir idam mahkumu giyotine gidecek. Son bir saatini anlatmış. Ve yazım dili o kadar güzel ki sahiden ben gece rüyamda iki kişi koluma girmiş beni giyotine getiriyor. O kadar da gerçekçi bir şey, güzel şey. Yani kilisenin insan hayatını mahvetmesi. Sefilleri okuyorsunuz orada yine din savaşları, kilise çok güçlü, insanların o sefaleti, yaşam şartları. Aslında kimsenin geçmişiyle övünecek yeri yok. Onlar aydınlanma çağını başardılar. Sanayi devrimini yaptılar. Aydınlanma çağını yakaladılar, başardılar. Biz maalesef ki bazı şeylerde geri kaldık. Aslında bizim tarihimizde çok ayıbımız yok. Biz daha insancıl,
Yani siz biz diye söylemek istemiyorum ama yani hani Türk ulusu eski Türklerde de yaşam çok daha nazım insanlar mı diyeyim? Daha sevgi dolu insanlar mı diyeyim? Toprağı, hayvanı seven insanlar mı diyeyim? Biraz kaderci tevekkülsel de, dinin getirdiği şeyler de var. Genlerimizde de var. Kolay insanlarız aslında. Savaşçı, dövüşçü bir tarafımız var. Tuttuğumuzu koparıyoruz. O başka ama kolay ikna oluruz. Herkesi kendimiz gibi zannederiz falan. Şimdi aslında her şeyi yakalamak çok daha kolay. Ama bakıyorsun o kadar bir direnç var karşında. Bunu kuşak çatışmalarında da yaşıyoruz mesela. Biz çok arada kalmış bir nesiliz. Bizim neslimiz özellikle. Hem büyüklere iyi bir evlat olma hem çocuklarımızı bizim gibi yapmama telaşındayız. Onların yolu daha aydınlık olsun istedik. Daha aydın olsun. Hem onların işini kolaylaştırmaya hem büyüklerimizle işi tutmaya çalışıyoruz. Şimdi kendi dünyasının dışına çıkmamış, okumamış, yaşamamış. Yalnızca işte belki de yani 7 yaşına kadar, 10 yaşına kadar mahalle hocasında okuduklarıyla bir din olgusu yapmış. Veya da söylenenlerle. Ama o kadar sıkı tutunmuş ki yani bunun dışına çıkması mümkün değil. Sen burada ödev ahlakından bahsettiğin zaman ya tamam çoluğuna çocuğuna çok cömert ama başka konularda cimri. Cennetin kapısını cömertler açacak diyoruz. Ama işte şey mesela söyle Sokrates de diyor ki sen diyor yaralı bir insan. Sokakta karşılaştın. Sen ona yardım ettin. İşte hastaneye götürdün. Şunu hikayeyle anlatıyorum ben şu an. Siz de orada diyor bir insanlık yapmış, yani siz yardım yapmış, iyilik yapmış olmuyorsunuz. Siz zaten diyor ödevinizi yapıyorsunuz. O senin karşına çıkmışsa zaten sen bunu yapmak zorundasın. İnsanı diyebilmek için. Yani insanlar aslında mesela erdemi tartışırlarken, değerleri tartışırken, mutluluğun ne olduğunu tartışırken, faydanın ne olduğunu tartışırken öyle yerlere gelmişler ki şimdi ben bakıyorum biz bunları düşünmeden ömür tükettik. Pratik hayatta ne kadar yaşayabildik bilmiyorum ama başkalarını biz yabancı diye, işte Müslüman değil diye yargılarken biz oturarak çok şey kaybettik ya. Bir Marx mesela, komünizm bize hep öcü olarak yani tanıtıldı. Belki Cumhuriyet döneminde öyle bir tehlike vardı, öyle yapmak zorundalardı. İşte taraftarları çok mesela ben Enver Kökçe'nin hayatını ağlayarak okudum bir. Yalçın Duman hocamız yazmıştı kitabını bana yolladı. Bir insanın kendi ülkesinde, kendi devletinden gördüğü zulüm ya. Adam yani şairliğinden, bilim, şey, düşünce insanlığından okuması, yazmasıyla o çağda kaç kişinin erişebildiği bir insan. Fakat biz onun hayatını mahvetmişiz. Hapislerde, sürgünlerde, işte köyünde, en sonunda bir huzurevinde şey yapıyor. Yani düşünecek, konuşacak çok şeyimiz var. Hangi kelimelerle ifade edeceğimi bilemiyorum. Acıların ülkesi olmamız hiç gerekmiyor. Kendimizi aşacak şeyleri yani ben şey diye düşünüyorum. Bir insan bana akıl veriyorsa veya yanımda bir şey, bir hareket sergiliyorsa ben onun hayatına bakarım. Kendi hayatında neyi başarmış, neye ulaşmış, neleri aşmış, hangi noktadan nereye gelmiş. Yani illa ki kendisiyle mukayese etmiyorum. Bir ilkokul 3'ten ayrılan bir insanın kendi hayatında gelebileceği bir nokta vardır. Bir üniversite mezunu, bir Avrupa'da tahsil görmüş bir insanın gelebileceği. Hepsi ayrı ayrı kendi içinde değerlendirilebilir. Bir insanın başladığı yolla vardığı yol arasındaki kat ettiği mesafe çok önemli. Bunu değerlendirebilmemiz gerekiyor. Maalesef bunları değerlendiremiyoruz. Göremiyoruz yani bazı gerçekleri. İstediğin kadar anlat, herkes kendi içinde ne varsa o kadarını anlayabiliyor. Hani demin kitap okurken de dediğimiz gibi de. Ben de mesela bazı kitaplar okurken anlayamıyorum. Çünkü henüz o şeye gelmemiş mi yani? Henüz o olgunlukta hissetmiyorum. Henüz o donanım yok. Bu şey doldura doldura gidebileceğiniz bir şey. En üst düzeydeki kitaptan okuyup siz anlayamıyorsunuz yani. İstediğim kadar oku. Ezberciliğin bir faydası yok ki. Şey vardır mesela Montaigne'in denemeler. Ben onu lisede okudum. 50 yaşımdan sonra onu bir kere daha okudum. Okuduğum zaman dedim ki bu kitabı ben de yazabilirim. Yani benim de yazabileceğim. Çünkü beni yaşadıklarım aynı noktaya getirdi. O yaştan sonra. Buna, ama ben 17 yaşında okuduğum zaman anlamamıştım. Çünkü korkunun ne olduğunu bilmiyordum, aşkın ne olduğunu bilmiyordum, sağlığın ne olduğunu bilmiyordum, bir insan kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Bunların hepsi yaşanarak öğrenen şeyler. Okumak bir yere kadar ama insanı okumak, yaşamı okumak, işte yaşananlardan kendine pay çıkarabilmek. Bir Zühre Ağa filmi vardı mesela, ben bunu sık sık dile getiririm.
Pek çok kişi için bu bir komedi filmidir. Benim için ağır bir dram. Yani orada kimisi gülerek ayrılır. Oradaki birkaç küfrü veya birkaç cümleyi öğrenir. Ben orada o anın yaşadıklarını, o hayat tecrübesini, yediği darbeleri, yediği kazığı, işte onun aşkı nasıl diri tuttuğunu, kimlerden ihanet gördüğünü, işte nasıl dolandırıldığını, yani bunu kahkahalarla da izleyebilirsiniz. Ağlamanıza gerek yok ama düşünerek de izleyebilirsiniz. Aslında yaşanan her şey bu. Her olay da bu. Yani iki taraftan da dinlemek gerekiyor ya. İki tarafı da veya etraflıca görmek gerekiyor işte. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben sabaha kadar konuşurum. Yok, Onun çok için çok güzel bir sohbet oluyor sana getirelim. ya. Yani evet. Şimdi az önce şey dediniz, onu da söyleyeyim de. İstanbul'dayken dernek seçimleri oluyor. Tabii belki arkadaşlarım da dinleyebilirler, yani burada da takipçilerim arasında da olabilir. Bir tanesi eski başkandı bizim, yani kurucu başkanlardan. Dedi ki ya öbürkü için, ya dedi bu arkadaşım dedi annesinden para alıyor dedi, sanat okulu mezunu ama şimdi o kendisinin durumu iyi Berikil'in, ya kendi hayatında dedi başarılı olamayan bir insana şimdi oy mu vereceksiniz dedi. Ya şimdi ben her zaman onu söylüyorum, gerçekten hani başarıyı göstermiş olan bir insan vardır değil mi toplum içerisinde, herhalde seçimlerde, bu dernekte olsun, partilerde olsun, hani yöneticilik anlamında. Şimdi biz öyle yapmıyoruz. Artık yönetimler de değişti. Aile boyu diyor ki, aile boyu yöneteceğiz biz diyor. Her şey bizim olacak diyor. Koltuk bizim, değnek bizim. Ve siz sadece tarlaya gidin, bize getirin, yiyelim diyorlar. Liyakat dediğimiz şey Yani işte evet. orada maalesef işi ehline vermeyi bilmezsek Evet. her alanda bu zorlukları yaşarız, devam ederiz. O zaman şey var. Çocuğumuzu veriyor muyuz Evet. beğenmediğimiz bir öğretmene? Biraz da duygusallık oluyor. Şimdi doğuda bizim aşiretler vardır, yani aile boyu şeyler. Benim amcaoğlu, dayıoğlu, bunu seçelim. Veya o olsun, bu olmasın. Muhtarına kadar aynı Hemşericilik olay ya. birazcık da çirkin bir Hemşericilik. tarafımız var. Bunu da itiraf etmek gerekiyor. Kendi menfaatimizi nerede güdebileceksek, kim bize yardım edecekse onu seçiyoruz. Yani Aynen. şehrimizi, ülkemizi kim onore edecek, kim ileriye götürecek diye değil de bizim işimizi hangisi yapar? Maalesef O bu bizim kadar. kötü tarafımız. Evet. Bize kim oy verecek? Bizi kim muhtar yapacak, değil mi? Adam diyor Evet, ben muhtar aynen. olacağım diyor. Benim sokağıma kim asfalt döker? Ben işte bahçemi parsellerken kime daha az para veririm? Kim benim çocuğumu işe alır? Yani bunu büyüttüğümüz zamanda da maalesef ülke genelinde de aynı şeyi görüyoruz. Aynen. Vallahi Reyhan Hanım, bir şey çok şey konuştuk ya, böyle her konuya girdik yani, ama hep yazmakla okumakla ilgili, tabii kültürle ilgili şeyler bunlar. Onun için Ben ağzınıza işi sağlık. tatlıya bağlayayım diye kısa bir hikayemi okuyabilir miyim? Tabii buyurun. Ondan sonra da sonu tatlıya bağlamak diyelim. Evet. Benim de ışığım biraz yetersiz. İnşallah güzel görebilirim. Bir küçük göç. Ne dersin kasatçı? Yıkıp şu evi ocağı gidelim mi kasabaya? Ben bu köye sığmaz oldum. Üstüme üstüme gelir dağlar bayırlar. Topu temeli 3-5 hane. Ay ışığım çok yetersiz. Pardon. Tekrar başlayabilir miyim? Tabii Işık tabii. ayarladım Evet. çünkü kendime. Ne dersin kısaççı? Yıkıp şu evi ocağa gidelim mi kasabaya? Ben bu köye sığmaz oldum. Üstüme üstüme gelir dağlar bayırlar. Topu temeli 3-5 hane. Onlar da kimi küs birbirini, kimi gizli gizli düşmanlık eder. Sanki mapustayım. Zincirlemişler sanki elimi kolumu. Ne bir işin ucundan tutmak isterim, ne iki söz etmek. Ben ne bilirim bey, bu köyden gayrı yer mi gördüm? Bir de babamın köyü vardı, bunun aynı. Ama sen ayda bir de olsa gider kasabadan güzel şeyler getirirsin. Askere gidip memleket gördün. Trenlere, otobüslere indin bindin. Ben de bindim birinde otobüse. Gittim şehre ama hastaydım çok.
Bir hastane odasından 3-5 hasta ve yakınından başka adam mı gördüm? Bir de doktor beyim vardı. Her gün gelip hala ateşi dinmedin mi bu garibin deyip yüzüme kederli kederli bakan. Gidelim beyim, gidelim. Sen varsan ben korkmam hiçbir şeyden. Yılmam çalışıp dinlemekten. Yeter ki sen daralma, üzülme. Sattılar köyde babadan kalan toprağı, üçü beşi aramadan. Korkuyordu Mehmet düşman sahibi olmaktan, belaya bulaşmaktan. Üç beş kendini bilmeze uymaktan. Kasabada üç dönüm bağ, bahçe içinde bir ev aldılar. Komşuları vardı güler yüzlü. Evin sıvası mı döküldü? Sıvıyordu Mehmet. Dam mı akıyordu? 3-5 kiremitle iş tamam. Yeter ki keseri evde olsun. Bir avuç da çivisi. Cam kenarına sedir mi lazım? En alasından yapıyordu. Yeter ki kesilmiş olsun tahtaları. Kuruluklar, samanlıklar, odunluklar yapıyordu tek tek. Damsız, ineksiz, buzağısız ev olur muydu hiç? 3-5 tavuk yeter miydi evin bereketine? Çorap mı lazım? Örüyordu Hatice. Kazak mı lazım? Örüyordu. Kireçle sıvıyordu odalar mis gibi. Koyunların yününden içlikler, kazaklar, yastıklar, yorganlar. Yoklukta neydi ki insanın eli tuttuktan sonra? Gülüm mü lazım? Dokuyordu güle oynaya. Kış geceleri ne de uzundu. Dantelden perdeler örmeye de yetiyordu zaman. Kaleviçe yastıklar işlemeye de. Hele doğurduysa koyunu, yavruladıysa ineği, var mıydı üstüne başka mutluluk? Neyi eksikti ki çoluk çocuğun? Yumurtanın en tazesi, sütün en kaymaklısı, çökeleğin en lezzetlisi sofralarındaydı. Üzüm pestilleri kehribar gibiydi maşallah. Küpler dolusu pekmezler, zeytinler, tereyağları. Hem mis gibi yayılmış taze tereyağı varken, yayık ayranı varken insan başka aş arar mıydı? Yediveren gülleri, ıhlamur ağaçları süslüyordu evini. Bundan güzel koku mu vardı dünyada? Hevenk hevenk üzümler asıyorlardı boş bir odanın tavanına. Tavana çaktıkları, iki çiviye bağladıkları ip ile bebek salıncağı gibi bir düzenek kurup sıralıyorlardı kış boyu yetecek yufkayı. Kurutulmuş mısırlar, komşu köyden gelen kestaneler, bahçenin fındıkları, cevizleri. Sanki Hızır Aleyhisselam geçmişti bağlarından, bahçelerinden, evlerinden. 3-5 misafir gelse, şenlikli sofralar kurulsa, azalacağına çoğalıyordu küplere basılmış çökelek, salamura peynir, tuzlanmış tereyağı. Köyden kasabaya gelip koca bir dünyaya sahip olmuşlardı. Gün gelip dünyanın insanlara dar geleceğinden habersiz. Sahip olduklarıyla mutluydular. Yıllar sonra insanların böylesi güzelliklere hasret kalacaklarından habersiz. Bu anneannemle dedemin göç hikayesi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Evet. O zamanın güzellikleri, insan elinde olan belki çok kıymetini bilemiyor, dışarıdan bakamadığı için aslında. Ama biraz hasret kaldığı zaman, biraz başka yerde olduğu zaman mutlaka herkes evini, ocağını, düzenini çok özleyerek koştura koştura gidiyor. Allah kimseyi sevdiğinden, yerinden, yurdundan ayrı koymasın inşallah. Amin. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bizim konuğumuz Ben olduğunuz teşekkür için ederim. Pamuklu Haber Teşekkür adına ederim. ve Sizinle bizimle sohbet ettiğiniz inşallah Gevre, Ali Fuat Paşa, Pamukova, yani yolumuz düşer başka yerlerde de görürüz. Aslında insanların konuşmaya, yazan insanların birbiriyle konuşmaya da çok ihtiyacı var. Bu tür yerleri toparlamak da dediğiniz gibi kültür merkezi adı altında olabilir. Ben Pamukova'ya gittiğim zaman görmek isterim mesela orada işte ne bileyim bir kafe olabilir, bir herkesin müdavim olduğu bir restoran olabilir. Bilemiyorum ki. Eskiden mesela yazarların varmış hep. İşte bazen yayın evlerinde, bazen kafelerde. İşte Beyoğlu bunlardan biri, Beyazıt bunlardan işte güzel 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 yerler. İnşallah Sakarya'mızda böyle yerlere ulaşabilelim. İnşallah ama işte bunu bazı insanların fedakarlık yapması ile olacak şeyler bunlar. İnşallah öyle bir fırsatlar olur da bizim de üzerimize düşen görev olunca biz varız yani ona. Burada şahsi şeyler anca dernekler yardımıyla olabilir. Ama yöneticilere çok iş düşüyor bu tür yerlerde. Çünkü onların elinde bir sürü imkanlar var.
Yerel yöneticiler isterlerse bu işleri çok güzel organize ederler. Bunun için önce kültüre ve sanata inanıyor olmaları gerekir. Siyasi davalarını bırakıp kendi köylerine, kendi şehirlerine, kendi kentlerine düşünen, konuşan insanlara işte önderlik etmeleri gerekiyor. Çünkü bir yörede ne kadar düşünen ve konuşan insan varsa orası o kadar güçlenir. Kimi çıkardınız diye sorarlar adama. Sakarya neyi yetiştiriyor değil, kimi yetiştirdi diye sorarlar. Evet. Isparta Süleyman Demirel'i yetiştirdi. Turgut Özal Malatyalı mıydı? Onu Malatyalı. yetiştirdi. Nazım Hikmet ne diye anılıyor? Türkiye'li diye, Türk diye anılıyor bütün dünyada. İşte Yaşar Kemal ne diye anılıyor? Türk diye anılıyor. Biz nasıl burada Rus yazarları, Rus şairleri işte veya ne bileyim bir Fransız müzisyeni, bir İngiliz edebiyatçısını anıyorsak istiyoruz ki Türkler de dışarıda da kendi memleketinde de ama ilk önce insanın kendi insanına sahip çıkmasıyla olur bu tür şeyler. Ben sizi tebrik ediyorum gazeteciliğinizden, haberciliğinizden dolayı. İmza günümünde gelip destek verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. O zaman sohbet imkanı bulamamıştık. Evet. Kısmet bugüneymiş, bu Kısmet zamanaymış. bugüneymiş. Çünkü bu kıymet vermek ve neyi önemsediğinizle alakalı. Öğretmen kimliğinizin de burada tabii ki çok şey var. Ama nice öğretmenimiz maalesef ki lokallerinden çıkmadan işte ne bileyim et diye süt diye karışmayayım diye yaşıyorlar. Tabii suçlayamayız yani. Bir taraftan hayat gailesi, insanların işleri güçleri başka bir şekilde devam ediyor. Ama benim bildiğim bir şey varsa benim yakınımda birkaç öğretmenim var. Hala bana öğretmenlik gideceğim diye uğraşıyorlar. Allah bin defa razı olsun. Çocuklarımın öğretmenlerini de gördüm yine onların. Benim kızımın öğretmeni hepimizin öğretmeni oldu. Ben hep derim ki öğretmenlik emekli olunamayan tek meslek olarak düşünürsek bu artık size yapışmış bir şey. Bunu da layığıyla yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Bizler de size Pamuklu Haber adına teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzde yeni kitabınızda veya yeni bir etkinlikte tekrar İnşallah. biz bu şey canlı yayınımızla olsun, Pamuklu Haber'le olsun elimizden geldiği kadar yazmaya çalışırız. Çünkü komşuyuz. Yani aynı ülkenin insanlarıyız. Yani Ya yeter ki Alfa Paşa ile Pamukova zaten birleşik. Pamukova ile evet. Geyve diye düşündüğümüz zaman zaten yani diyorum ya aynı rüzgar, aynı yağmur, aynı güneş, aynı insanlar. O kadar aynıyız yani. Gailelerimiz de aynı, aile yapılarımız aynı. Evet. Ki aslında bunu şeyde Adıyamanlı'da da aynıyız yani. Maraşlı'yla da aynıyız. Antepli'yle de aynıyız. Urfalı'yla da aynıyız. Yani insanız, can taşıyoruz. Sevmek ve sevilmek hepimizin şeyi. Üretmek, çoluk çocuğumuzu rahat ettirmek, refah içinde yaşamak, güzel günler görmek istiyoruz. Kim çiçek görünce koklamak istemiyor ki? Kim hırpalıyım diyor yani. Hepimiz aynıyız. Bunun şeyini bilirsek, ortak değerler üzerinden yükselmek çok güzel. Ben şey diyorum mesela, bir Badem Çiçeği Festivali var. İnsanlar akın akın Datça'ya gidiyor. Bir ot festivali oluyor. Alaçatı'ya gidiyorlar. Ayva içinde aynen şunu söylemiştim. Ayva Festivali yalnızca 3 güne sığacak bir festival değil. Ayva çiçeği zamanı gelsin insanlar, yesinler, içsinler, alışverişlerini yapsınlar. Sembolik senetler imzalasınlar desinler ki ayva zamanı biz tekrar geleceğiz. Biz tekrar alışveriş yapacağız. O ayva bahçelerinde ben mesela badem ağaçlarının olduğu bir yerde bir düğüne gittim. Muhteşem bir şeydi. Ayva ağaçlarının altında çiçek zamanı yapılsın düğünlerimiz. Videolar çekilsin. İşte oralarda şenlik yapılsın. Ayvayı insanlar gelsin kendileri toplasınlar, beraber toplasınlar. Reçelini beraber yapsınlar. Yani o kadar çok şey var ki. Bir de tek ayva değil ki yani bizim kirazımız güzel, elmamız güzel, üzümümüz güzel. Önemli olan bu festivallerin işte ayva üreticisine ne kadar faydasının olduğu. Onların önünü ne kadar açabildiği, onları biz ne kadar anlayabildiğimiz, onlar dertlerini ne kadar anlatabiliyorlar. İşte tarladan kaçak attı, mallarını değerlendirebildiler mi? Yani onların gönlünü alabilmek öyle çok 3 günlük Ayva Festivali'nde olabilecek bir şey değil. O göstermelik bir olay. Tabii o da olsun. Öbürleri de olsun. Bütün çiftçimizin yüzü gülsün inşallah. Hayvancılıkta, çiftçilikte. Geçen yine bir yerde okumuştum. Hayvancılıktan uzaklaştıkça aslında ekonomik yönden de
ağırlaşan bir şey var. Çünkü Türkler her zaman için hayvanın kılından, derisinden, yününden, tüyünden, her şeyinden faydalanan bir ulus. Ve bununla da güçlü kaldılar. Aslında bunları hayatımızdan çıkardıkça, sonu şeylere gittikçe hem sağlığımızdan oluyor, hem de ekonomik olarak başka şeylere borçlanıyoruz, borçluk alıyoruz. Zuni şeylerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani düşüneceğimiz ve öğretebileceğimiz çok şey var. Bunu da birlik Çok olursak var. yapabiliriz Evet. inşallah. Güzel şeylere yeter ki vesile olalım. İçlerinde İnşallah. olalım. İnşallah. Çok isterim. Yol. Herkese çok selam. Bütün Pamukova'ya ve bütün izleyenlerimize. Evet. Hatamız olduysa Affola. affolsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzınıza sağlık. Güzel bir Ben sohbet teşekkür oldu. ederim. Diyorum ya inşallah ileriki zamanlarda da yine başka bir sohbette olabilir. Yine her zaman şeyimiz açık. Artık bu canlı yayınımız zaten bunun tekniğini falan ben tamamen bildiğim için baya şeyli bir iş. Yani meşakkatli bir iş. Ona Mutlaka. şeyiz yani önemli olan bir şeyler yapabilmek. Yani öyle değil mi? Paylaşabilmek, güzel şeyler ortaya çıkartmak. Biz de onları yaptığımıza inanıyorum. Biz İleride burada bir cümle kurarız, oradan alıp bir başkası çok daha farklı bir yere götürür, daha güzel bir tabii. yere götürür. Bir küçük bir adım söyleriz, onlar çok daha koşarak başka şeyler gerçekleştirir. İnsan insandan etkilenir, insan insanla besleniyor. Yeter ki güzellik olsun, iyilik olsun sonuçta. İnşallah. İyi Çok iyi. geceler, teşekkürler. İyi geceler. Hoşça kalın.